Tekrar merhaba. Olaylar ve görüşler devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan bu saatte üçüncü siyasetçi konuğumuz bu akşam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fatih, teşekkür nasılsınız? Ederim. Çok teşekkürler. Siz de iyisiniz. İyiyiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. 20.30'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ı ağırladık. Ardından da az önce CHP Konya Milletvekili Abdülhatif Şener konuğumuzdu. Ağırlıklı olarak ekonomiyi ve siyaset gündemini konuştuk. Tabii. Şimdi siz Cumhur İttifakı'nda değilsiniz, Millet İttifakı'nda değilsiniz. İktidar diyorsunuz ki onlar kasa başındakiler. Doğru değil mi? Evet. Muhalefet yani ediyorsunuz ki onlar da masa başındakiler. Tabii. Peki siz kendinizi siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Sizin farkınız ne? Şu anda ittifakta yer alan bu partilerden, ittifakta olmayan partiler de var elbette ama siz kendinizi seçmene nasıl tarif ediyorsunuz? Tabii bir defa bizim partimizin hızlı bir yükseliş içerisinde olduğunu bizler de görüyoruz. Son zamanda gazeteciler, köşe yazarları, medya mensupları da bunu ifade ediyorlar. Bir defa üye kayıtlarımız bir ay içerisinde Türkiye'de en çok üye kaydeden siyasi parti olduk. Bir önceki ay, ayda 18 bin üye kaydederek. Şimdi bu son geçtiğimiz ayda da, yani bugüne kadar olan geçtiğimiz son bir ayda da 31 bin üye kaydettik. Yani kendi rekorumuzu da kırıp %100'e yakın bir artışla 18 bine 31 bine çıkararak ve resmi üyemiz de 252 bine geldi. 500 bin hedefliyoruz zaten. Evet, 500 bin neden bu 31 bin kişi sizi seçti sizce? Yani hangi tabii, sebeplerle insanlar size gelenler? Bir defa Türkiye'de gibi? Hep söylediğimiz gibi kararsızların oranı çok yüksek. %20'lerden başladı. Bazı anketlerde %30'lara, %34'lere kadar kararsız olduğu ifade ediliyor. Ya ben bir anket gördüm zaten. Size gelen oyların %50'si AK Parti'den geliyor. Tabii çok ciddi bir rakam var. AK Parti'den üyelerimizden de zaten onu görüyoruz. AK Parti'den istifa edip geliyorlar. 13 gibi Saadet sonrası en yüksek geçişte Saadet Partisi'nden o araştırmaya göre. Tabii bununla beraber %46'sı seçmenin her iki ittifaka da sıcak bakmıyor diye geçtiğimiz günlerde, geçen haftaydı yanlış hatırlamıyorsam, bir araştırma şirketi bir araştırma yapmış. Şimdi tabii burada bizim ifade ettiğimiz masa başındakiler ve kasa başındakiler diye anlattığımız konunun seçmen tarafından da aslında değerlendirildiği ortaya çıkıyor. Her iki ittifaka da uzak olması ne kasa başındakilerden ne masa başındakilerden aslında bir umut bağlamadığını seçmenin ortaya koyuyor. Tabii neden? Çünkü kasa başındakiler, iktidardakiler 20 seneden beri iş başındalar. Denenmişler. Ne yapacakları ortada. Ve tabii Cumhuriyet tarihinin en güçlü iktidarı olarak ve en uzun süreli tek başına iktidarı olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün bile rekorunu Tayyip Bey kırdı. Ve hiçbir mazeret olmadan bu süre içerisinde yapılanlar belli. Kaynaklar faize aktarılmış. İmtiyazlı holdinglere aktarılmış. Bununla beraber kamuda israfa gitmiş. Ve maalesef millete imkan kalmamış. İşte enflasyon, TÜİK'in enflasyonu %78. ENAG'ın enflasyonu %175. Geniş tanımlı işsiz sayımız 8 milyonu geçmiş. Üniversite diplomalı işsizimiz 1,5 milyonu geçmiş. Hangi enflasyona inanıyorsunuz o iki rakam arasında? Yani ENAG daha gerçekçi tabii. Çünkü biz de yaşıyoruz, görüyoruz. Kaldı ki TÜİK'inki bile tabii felaket ama ENAG daha gerçekçi. 2021 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verdiği rakamları söylüyorum. 11 milyon 362 bin insan gıda yardımı almış. 5.7 milyon hane sosyal yardım almış. Yani bu 15 milyon insan yapar. Ya evet, bunu herhalde vurgulamak lazım. Bu hani iyi bir şeymiş gibi görülüyor ama bu iyi bir şey değil. Tabii yani bunun artması vermek, ya demek ki bunların sayısı artıyor. Elbette. Ve İktidarın görevi tabii sadaka dağıtmak, erzak dağıtmak değil. O muhtaç haldeki insanların tabii alım gücünü, refah seviyesini arttırmak. Evet. Yine bakanlık, Enerji Bakanlığı 4 milyon haneye geçtiğimiz kış doğalgaz yardımı yaptık veya ihtiyacına göre kömür yardımı yaptık diyor. 4 milyon hanenin yani yine bir neredeyse 15 milyon insanın doğalgazını, kömürünü kendisinin alamadığını gösteren bir durum. Yine Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı 9 milyon 400 bin insan 2021 yılında genel sağlık sigortası primini ödeyemedi. Bunu ifade etmiş. Sefalet endeksimiz geçen yıl %29 iken bu sene %84'e yükselmiş, 3'e katlamış. Sefalet endeksi denilen işsizlikle enflasyonu topluyorsunuz. Yani hem enflasyon yüksek hem işsizliğiniz yüksekse tabii bu halk için çok daha acı bir durum. Mesela ilk saatte Sayın Hamza Dağ dedi ki enflasyon arttı ama
İstihdamımız 25 milyonken salgın öncesinde bugün 31 milyon. Yani işsizlik azaldı dedi. Ne diyorsunuz işsizlik, bu değerlendirmeye? Tabii hem İşkur'un verileriyle hem TÜİK'in verileriyle aslında azaldığı yok. 8 milyonu geçmiş geniş tanımlı işsizlik. Biz bunu yuvarlak olarak 10 milyon diyoruz. Ve 1,5 milyon da üniversite diplomalı işsizimize iş bulunması lazım. Hem İşkur'un hem TÜİK'in verileriyle işsizliğin azaldığı yok, işsizlik artıyor. Açlık sınırı bugün arkadaşlar ifade ettiler 7 bin lira. Yoksulluk sınırı 20 bin lirayı geçmiş. Ben hatta diyordum ki milletvekili emeklilerimiz, milletvekillerimiz de artık yoksul olacaklar diye. Hatta bazı vatandaşlar da kızmışlar ya milletvekillerine yoksul denir mi? Onlar çok güzel krallar gibi yaşıyorlar diye. Yani ben tabii milletvekili bu haldeyse artık emekliyi, memuru, işçiyi siz düşünün anlamında bunu söylemiştim. Devlete ait satılacak bir tane çöp kalmamış. Bütün varlıklar satılmış. Zam ve vergi yağmuru hele hele son 3-4 seneden beri vatandaşın üstünde. Dolayısıyla kasa başındakiler artık umut olmaktan çıkmışlar. Bunlar kasa başındakiler eleştirildi. Bir de masa başındakiler var herhalde. Masa başındakiler. Şimdi onlara geliyoruz. Şimdi onlara geliyoruz. Zaten AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın Saraçhane mitingi ve bizim Kayseri'de geçen hafta ilk kongremiz vardı. Bir gün öncesinde de Tayyip Bey'in Kayseri'de mitingi oldu. Ve bütün taşımalarla, fabrika işçilerinin getirilmesiyle, bütün bunlara rağmen 13 bin kişinin geldiği ifade artık ediliyor. Meydanlarda AK Parti ilgi yok mu diyorsunuz? Yok. 5 sene önce Tayyip Bey geldiğinde 150 bin kişi vardı diyorlar. Hı. Şimdi 13 bin olmuş. Kayseri'de. Saraçhane Kayseri'de. Saraçhane meydanı zaten açık bir şekilde ortadaydı. Kaldı ki yeni kapıda yapılmaması da zaten çok manidar. Yani tamam Saraçhane'de şehitlerimiz oldu ama şehitler bugüne kadar da zaten vardı 2016'dan beri. Niye yeni kapıda yapıyorduk? Orayı bir doldurma endişesinden dolayı Saraçhane'de yaptılar. Orası da dolmadı. Tabii masa başındakilerin bir defa bir kısmı AK Parti hükümetlerinde yıllarca görev yaptılar. Hem de en kritik bakanlıklarda görev yaptılar. Yani zaman zaman söylüyorum ya ben Kültür Bakanıydım, Turizm Bakanıydım, efendim Çevre Şehircilik Bakanıydım. Kritik noktalarda etkim olmadı dese belki bir derece ama ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı bunları yapmışsınız. Ülkeyi birlikte borçlandırdınız. Milyarlarca doları faize birlikte ödediniz. Ülkenin, devletin varlıklarını birlikte sattınız. Türk Telekom satışı da gene onların döneminde. Hatta bu partilerden bir tanesinin lideri bir ihaleyle, devlet ihalesiyle ilgili katıldığı bir canlı yayında dedi ki, ya dedi işte eşe dosta verildi, usulsüzlük yapıldı dedi. Sonradan tarihine baktılar, kendisi de Bakanlar Kurulu'nda, o sırada bakan. Sonrasında Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın bu hale gelmesinde attıkları imzalarla, bulundukları konumla kendilerinde etkisi var. Tarım hayvancılık Türkiye'de bitmiş, tarım hayvancılık bir günde bitmedi. Yani 2 milyon 600 bin kayıtlı çiftçiyle başladı AK Parti iktidarı. Bugün 2022 yılında 493 bin kayıtlı çiftçi kalmış. Yani 2.2 milyon çiftçi hemen hemen çiftçiliği bırakmış. Bu baktığınız zaman düzenli bir azalma gösteriyor. Sadece bu iki parti AK Parti'den ayrıldıktan sonra olmuş bir şey değil. Diğer tarafında masanın CHP var. CHP diyor ki efendim ben kaç senedir iktidarda değilim. Bu olanlardan beni sorumlu tutamazsınız. 60 senedir iktidar yüzü görmüyorum. Evet ama mesela şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde CHP zihniyeti var. Şimdi %10,5 faizle dolar borçlanıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yani iktidar 8,60 faizle dolar borçlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi %10,5'la borçlanıyor. O borcun faizini de getirip ulaşıma zam yaparak, halkın belediyeden aldığı hizmetlere zam yaparak halka yüklüyor. Yani borç faiz ekonomisini İstanbul Belediyesi'nde uyguluyorsunuz. Daha yeni bugün gördüm Eskişehir Büyükşehir Belediyesi suya %40 zam yapıyor. Borç faiz zam vergi ekonomisi diye eleştiriyoruz kasa başındakileri. Masa başındaki CHP'li belediyeler de bunu yapıyorlar. Bir diğer yani ikisi konuda, birbirine benzeşiyor diyorsunuz. Benzeşiyorlar uygulamada, fiiliyatta. Yani toplum da bunu gördüğü için şimdi yeniden refaha neden gelsin veya neden geliyor diye anlatırken masa başında ve kasa başında olanlardan ümidini kesti toplum diye. Toplum ekonomik sorunları altılı masaya yükler mi? Ya gerçekten inanıyor musunuz buna? Çünkü neticede 20 yıl iktidar var.
ya da çözemeyeceğini düşünüyor. Çünkü işte kararsızların oranı, bizim yükselişimiz, biraz önce söylediğim araştırmada seçmenin %46'sının her iki ittifaka da sıcak bakmadığını ifade etmesi, bizim de tabii ayrıca arazide gördüğümüz, Anadolu'da gördüğümüz durum da bu. Hatta daha önceki programlarımızda da ifade etmiştim. Bize her seferinde diyorlar ki aman iyi ki iki ittifakta da yer almadınız. Kendiniz devam edin. Hı hı. Hiçbir ittifaka girmeyin. Bunun yanında tabii CHP'nin maalesef daha önce de ifade ettiğim genetik özellikleri var. İşte 28 Şubat'ın ateşli savunucusu olması, İstanbul Sözleşmesi'ne hayranlık duyması, Ayasofya'nın cami olmasına üzülmesi. Ama Sayın Kılıçdaroğlu yakın dönemde herhalde dün mü, önceki gün mü 28 Şubat mağduru bir hanımefendiyi ziyaret etti. Yani, hani burada artık bir kırılma, bir algı dönüşümü yok mu? Olduğuna seçmen de inanmıyor. Çünkü %25'i bir türlü geçemiyor. Yani CHP ana muhalefet partisi olmasına rağmen %25'i, ki bütün medya imkanı da var. Ana muhalefetin iktidar eridikçe de yükselmesi lazım. İktidar da eriyor aslında ama CHP'ye gitmek yerine kararsızlara gidiyor veya yeniden Refah Partisi'ne geliyor. Çünkü seçmen de bunu aslında çok samimi bulmuyor demek ki. Bir de daha önce de örnek vermiştik, bir yandan parti sözcüleri açıklamalar yapıyorlar. İşte 6 yaşında çocuğa Kur'an öğretmek çağ dışıdır. Efendim Ayasofya niye cami oldu, müze olarak kalması lazımdı. Yani Kemal Bey'in açıklamalarıyla örtüşmüyor bu şeyler. Örtüşmeyen bir takım şeyler oluyor. Şimdi bir de tabii sizin araya gireceğim. İttifaklarla ilgili bir vurgu yaptığınız için, yani sen o ittifaka da gitme, o ittifaka da gitme diyorlar Anadolu'da dediniz bana. Tabii. Siz ittifaklara tümüyle kapıyı kapattınız mı? Geçen biz burada bitti konuşurken bitti mi bu üçüncü ittifak meselesi yani? Hem ittifak sorusu hem de biz böyle seçim olasılıklarını konuşurken birinci tur, ikinci tur, ikinci turda ikinci tura kalınırsa Sayın Erdoğan'a destek veririz dediniz. Sonra başka bir röportajda dediniz ki öyle dedim, başıma gelmeyen kalmadı. Rahatsızlık duyanlar oldu. Şimdi ikinci tura ilişkin fikriniz değişti mi bu Nisan'daydı yani yayınımız? Kitleniz sizi nereye itiyor bu konuda? Nereye itiyorsunuz kitleniz? Evet, tabii, ne bekliyorsunuz? Şimdi bu sorunun cevabını biz ikinci tura biz kalacağımız için hiçbir tercih yapmak zorunda değiliz diye söylüyoruz. İnşallah öyle olur. Hatta inşallah birinci turda alırız. Tabii biz istişareye ve seçmenimizin, üyelerimizin, teşkilatımızın görüşüne önem veren bir partiyiz. Ne yönde eğilimli teşkilatın? Yani açık açık sormak gerekir. Yani siz Cumhur İttifak, yani ittifaka girmeseniz bile Cumhur İttifakı'nın partilerine doğru mu itiyorlar? Yoksa Altın Masa'nın partilerine ya da konseptine, algısına mı itiyorlar? Onlar da seçmen gibi hiçbir yere itmiyor. Biz diyorlar kendimiz girelim. Kendi başımıza olalım. Kendi başınıza girebilirsiniz. Hatta değil ama şey olarak, duruş olarak, yani hani bir iktidar var, bir muhalefet var. Sizi nereye konumlandırıyorlar? Konumlandıramaz. Hem masa başındakileri eleştiriyoruz hem kasa başındakileri. Öyle olunca tabii ikisine de uzak kalıyoruz veya eşit mesafede kalıyoruz. Üçüncü ittifakız ama tek başımızayız diyorsunuz. Tek başına, tek başına ittifak, evet. Yani tabii bu istişareler ve gelen geri bildirimler aslında çok ciddi tepkiler içeriyordu. Yani biz kesinlikle ikinci turda Kılıçdaroğlu'yla, Sayın Kılıçdaroğlu'yla Tayyip Bey de kalsa herhangi bir tercih yapmayalım, her iki tarafında vebaline ortak olmayalım diye bir geri dönüş oldu. Biz de dediğim gibi istişareye bir boykot olur bizim tarafımızdan gibi. Yani diyelim ki yani Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Erdoğan. Olmasa bile tabii mesela üyelerimizden istifa edenler de oldu. Yani partimize yeni gelmiş, AK Parti'den geliyorlar. Diyorlar ki biz AK Parti'den geldik zaten, oradaki yanlışları gördük. Bu yanlışların devamı için Tayyip Bey'e nasıl destek vereceğiz? Yani bunların bu görüşüne de tabii saygı duyuyoruz. O kararsızlar size geliyor AK Parti'den ama hani siz de oraya yakınlaştığınız zaman bir sorun çıkıyor. Yakınlaşırsanız o zaman tabii, kaldı ki biz orada şunu dedik. Yani biz bütün gücümüzle tek başına iktidar olmak için seçime gireceğiz. Bu mevcut iktidarın değişmesi lazım. Dünya kadar hatalar yapıyor, biraz önce de anlattım. Onlarla mücadele edeceğiz. Partimiz seçime girecek, parlamento seçimine biz Cumhurbaşkanı adayı olarak gireceğiz. Bu iktidarla mücadele edeceğiz, bunlar gitsin diye uğraşacağız. Ama velev ki olmadı. İkinci tura kalamadık. İkinci turda da Sayın Kılıçdaroğlu ile Tayyip Bey kaldı. Böyle bir soruda verdiğimiz cevap. Buna rağmen yine de o noktada bile biz iki tarafında vebaline ortak olmayalım. Ve o zaman oy kullanmayalım, çekimser kalalım şeklinde bir görüşler oldu. Biz de tabii buna saygı duyuyoruz. Peki şöyle bir görüş oldu mu? Yani hayır, yani mesela hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kılıçdaroğlu karşılıklı aday değil de Sayın Kılıçdaroğlu'nun yerine mesela Mansur Yavaş, mesela Ekrem İmamoğlu aday olduğunda da
aynı şey geçerli mi, yoksa o zaman şunu söylüyorlar mı? Evet, o zaman bu tarafa... Onlarla ilgili tabii herhangi bir görüşüm olmadı. Daha seçime yakın adayların belirlenmesiyle daha da netleşir. Ama dediğim gibi asıl cevap inşallah ikinci tura biz kalırız. Veya birinci turda alırız. Buna verilmesi gereken cevap bu. Ama dediğim gibi gerçekten de şu andaki noktamız teşkilatımızın, üyelerimizin, parti yönetiminin görüşlerini de fikirlerini de aldıktan sonra böyle bir şey olsa dahi biz çekimser kalmamız ve her iki tarafa da, her iki taraftan birine de destek olmamamız daha uygun olacak şeklinde. Aslında ben şunun için yani bunu ısrarla soruyorum. Sahayı dolaşıyorsunuz, görüyorsunuz, hem kendi partilerinizden sokaktaki insanla konuşuyorsunuz. Teveccüh kime sokakta? İktidara mı, muhalefete mi? Asıl öğrenmek istediğim bu. Tabii iktidar eriyor. Bunu açık bir şekilde görüyoruz. İşte biraz önce söylediğim mitingler de bunun bir göstergesi. Ve büyük ölçüde de tabii ekonomik sıkıntılardan dolayı eriyor. Anketlerde de bu gözüküyor. Ama muhalefetle ilgili de tabii çekinceleri var. Özellikle masanın başını CHP'nin çekmesi ve Türkiye'de de muhafazakar seçmenin, sağ seçmen olarak nitelendirdiğimiz seçmenin oranının çok yüksek olması dolayısıyla muhalefete de mesafeli bir yaklaşım var. Burada tabii biz aslında avantajlı hale geliyoruz. Türkiye'nin bugünkü şartlarında medya desteği olmadan, belediyeleriniz olmadan, mecliste grubunuz olmadan, hazine yardımı olmadan, iktidar gücü olmadan, bunların hiçbiri olmadan bu üye kaydını yapabilmek çok önemli bir şey. Yani 252 bin bu hızla gittiğimiz takdirde biz 500 bini de bulacağız. Ve 500 bin bugün İyi Parti'nin üye sayısı. Seçime kadar diyorsunuz. Seçime kadar. MHP'nin üye sayısını geçmiş oluyorsunuz. MHP 50 senelik bir parti. Dolayısıyla bu başarı ve biraz önce söylediklerimizi de doğruluyor. Yani iktidarın çözülmesi, erimesi ama muhalefete de masaya da tam olarak güvenmemeleri. Tabii masaya güven olmamasının sebeplerinden biri de masadan çatırtılar gelmesi. İşte Sayın Kılıçdaroğlu Alevi kökenli olduğu için aday olmamalı diyen bir İyi Partili milletvekili çıktı. Efendim Sayın İmamoğlu ile Sayın Kılıçdaroğlu arasında bir adaylık rekabeti görüntüsü var. Sayın Kılıçdaroğlu kendisi aday olmak istiyor ama Sayın Akşener başka bir adayla gidilmesini istiyor. Böyle bir görüntü var. Bunun yanında masanın bir tarafı diğer tarafında dedi ki ya eski AK Parti kökenli olanlar aday olamaz. Ve onlar bundan alındılar, buna cevap verdiler. En sonunda bu yeni kurulan iki parti arasında bir çatışma oldu. İşte üçlü ittifak yapalım masanın evet. içindeki üç parti demişler. Bizim yönetimimizden kimse bunu kabul etmedi diye cevap yani verince de... Gelecek Partisi'ne Deva tabii, Partisi'ne... Tabii Deva Partisi. Gelecek Partisi de diyor ki size adam yerine koyan da kabahat diye kuruculardan bir tanesi açıklama yapmış. Tabii bu görüntü de aslında seçmenin gözünden kaçmıyor. Bir belirsizlik, bir çatışma, bir uyumsuzluk. Biz zaten 3. ittifakı anlatırken de yani benzemezlerin birlikteliği bir sinerji oluşturmuyor. Daha çok sorun oluyor. O nedenle seçmenin sağ partiler olarak nitelendirdiği partiler, seçmeni, oy veren kitlesi birbirine yakın, geçişkenliği yüksek olan partiler bir ittifak yaparsa daha büyük bir sinerji olabilir diye bunun için söylemiştik. Şimdi bunu da görüyoruz. Dolayısıyla hala böyle bir ittifak gündeminizde mi? Böyle bir ittifak için çalışır mısınız? Olabilir mi? Sizin de içinde olduğunuz bir üçüncü ittifak olabilir mi seçime kadar? Tabii yani hep söylüyorum ölüm dışında hiçbir şey %100 kesin değil diye. Yani burada hele siyasette böyle bir durumun olması söz konusu. Yani seçime daha yakın zamanda bu mevcut masanın da bu çatırtıların artması ve belki dağılması söz konusu olduğunda başka aslında bir alternatif çıkabilir. Aslında o masada bir ittifak yok şu anda. Bir sistem çalışması var. Seçim birlikte, Deva seçim Partisi, Gelecek Partisi şu anda ittifakta değiller. Bunu açıkça dile getiriyorlar. Yani sizin için böyle bir ittifak tanımını yaparsanız hangi partilerle olabilir bu? Biraz önce söylediğim gibi yani bir başka üçüncü ittifak demeyiz de üçüncü bir masa alternatifi olabilir belki. Ama birbirine yakın partiler yani seçmen kitlesi birbirine yakın partiler olursa ancak bir sonuç alınabilir diye ifade etmiştik. İşte Gelecek Partisi olur, Saadet Partisi olur, efendim Büyük Birlik Partisi olur, Demokrat Parti olur. Bunlar bir araya gelirse olabilir demiştik. Ama şu andaki bizim çalışmamız... Deva'yı özellikle mi ayırdınız yoksa
Yani onların kendisi böyle bir şeye sıcak bakmayacaklarını biraz önce konuştuğumuz konudan da aslında anlıyoruz. Yani biz görüştük, bir arkadaşımız bile gelecekle Saadet'le birlikte olmayı istemedi deyince böyle bir oluşumun içinde de olmak istemeyeceklerini tahmin ediyoruz. Onun için söyledim. Ama asıl bizim şu andaki hedefimiz ne masa başındakilerle bir yere varılabilir ne kasa başındakilerle. Dolayısıyla Milli Görüş'e yeniden Refah Partisi'ne gelin. Biz kendimiz gireceğiz, kendi adayımızı çıkartacağız. Şu andaki çalışmamız, şu andaki istikametimiz bu yönde ve seçmenin de bizim bu yönde olmamızdan dolayı çok olumlu tepkilerini alıyoruz. Çok fazla parti yok mu Sayın Erbakan? Yani bu seçmen kafasında nasıl ayrıştıracak bunu? Yani bakıyorsunuz altın masada 3 tane, belki de 4 tane, 5 tane hatta sağda parti var. Siz varsınız, işte MHP var, Zafer Partisi var. Buradan yani ne öne çıkacak ki seçmen evet bu desin? Burada tabii biz hep söylüyoruz. Çünkü yani bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, sizi de çok yakından ilgilendiriyor. Rahmetli Menderes'in, rahmetli Özal'ın, rahmetli Erbakan ve Türkeş'in verdiği mücadele siyasi olmanın ötesinde bir istiklal ve istikbal mücadelesiydi. Biz de işte bu büyük davanın son temsilcisiyiz. Yani sizin... Yani tabii Sayın Erbakan'ın, rahmetli Erbakan Hoca'nın davası sadece başörtüsü, İmam Hatip ve Kur'an kursu olsaydı veya sadece Taksim'e cami yapıp Ayasofya'yı açmak olsaydı o zaman doğruydu. Haklı olabilirdi diyorsunuz. Haklı olabilirdi ama hep de bunları zaten ön plana çıkartıyorlar. Ama bir defa paylaşımda adalet ne olacak, yönetimde adalet ne olacak, yargıda adalet ne olacak, kul hakkı meselesi ne olacak, Türkiye'nin borca batırılması... 20 senede 520 milyar dolar borç faizi ödenmesi, şu önümüzdeki 3 sene içerisinde bir 852 milyar lira daha borç faizi ödeyeceklerini ilan etmeleri, Türkiye'nin %45'inin, halkın %45'inin açlık sınırının altında, %85'inin yoksulluk sınırının altında olması, kaynakların faize, imtiyazlı holdinglere ve israfa gitmesi, gelir kalemi olarak da yeniden borçlanma, devlet varlıklarının satışı ve millete zamla, vergiyle yük yükleme dışında bir gelir kalemi olmaması, dış politikada Büyük Orta Doğu Projesi, Amerika'nın Irak operasyonuna destek, NATO'nun Libya operasyonuna destek. Yani bunları tabii Erbakan Hoca'nın davasıyla nasıl özdeşleştireceğiz? Yani bugün merhum Erbakan'ın siyasi bakışı iyi özümsenmiyor ya da kısmi olarak mı hatırlanıyor, bu atıflar yetersiz atıflar mı diyorsunuz? Yani AK Parti iktidarının çizgisi ve icraatları Erbakan Hoca'nın davasını temsil etmek olarak tabii nitelendirilemez. Yani inanç özgürlüğü boyutu işin sadece bir parçası. Yani biraz önce söylediğim konular, Türkiye'nin üretmesi, ihraç etmesi, özellikle ekonomi konusunda herhalde daha... Tabii, sanayileşmesi, Milli Görüş'te 76-77'de ağır sanayi hamlesini gerçekleştirmiş. Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma hamlesi. Yani sadece Taksim'e cami yapayım, sadece Ayasofya'yı açayım. Bunlar sadece Milli Görüş'ü tanımlayamaz ki. O yapılmış. Ondan sonra arkasından 89 ve 94'te öyle belediyecilik hizmetleri yapılmış ki. Diyarbakır'da Kayapınar Belediye Başkanı, Allah rahmet eylesin, 94'te belediye başkanı oluyor. Belediye başkanı olmadan önce seyyar satıcılık yapan birisi. 99'a kadar Diyarbakır'ın rantın en yüksek olduğu, en gelişmiş, en lüks ilçesi, 400 bin, 500 bin nüfusu olan bir ilçesi. 99'da belediye başkanlığını kaybettikten sonra tekrar aynı tezgahta kaldığı yerden seyyar satıcılık yapmaya devam ediyor. Hmm. Şimdi bir 94 ruhuna, 89 ruhuna bakın, bir şimdiki ruha bakın. Yani sadece Taksim'e cami yaptım, 28 Şubat'taki generalleri hapse attım. İşte bir de başörtüsünü serbest bıraktım, işimiz bitti. Demek değil, Irak ne olacak, Suriye ne olacak, dış politikaya baktığınız zaman da öyle. Libya ne olacak ve tabii ekonomi alanı da öyle. Tabii bize seçmenin yönelmesi, çözüm önerilerimiz ve projelerimiz de çok somut ve net. Hep getirdiğimiz meşhur kitaplarımızı bugün unutmuşuz. Yo, ben aldım. Milli kaynak artık siz çıkartacaksınız. Ben çok somut öneriler gördüm. Yani evet. Ben çok samimiyetle söyleyeyim. Yani, bunları herhalde diğer partilerle de paylaşıyorsunuz. Tabii bütün siyasi partilere, başta Sayın Cumhurbaşkanı'na da gönderdik. Evet. Yani bunlar uygulansın. Kimin uyguladığı önemli değil. Yeter ki milletin derdine derman olsun diye. Evet. Ama maalesef tabii uygulanmasını görmedik. Milli Kaynak Paketleri kitabımız, bu 81 ilimize 681 proje kitabımız, Biz Türkiye'yi Biliyoruz kitabımız. Bir de tabii bizim bu İstanbul Sözleşmesi, aşı ve pandemi konusu ve tabii iklim değişikliği konularında diğer bütün partilerden farklılaştık biz.
Onun da bir dikkat çekici tarafı oldu. Ve bütün bu anlattıklarımızı da kattığınız zaman üye sayımıza, üye kayıt miktarımıza çok olumlu bir şekilde yansıyor. Gerçekten biz kendimiz de şunu çok net söyleyebilirim. Yaşı müsait olanlar da bunu söylüyorlar bizim camiamızdan, partimizden. Yani Milli Görüş tarihinde, rahmetli Erbakan Hoca'nın sağ olduğu dönemde dahi hiçbir zaman bu kadar halkın teveccühünü, bu kadar desteğini, yani tabiri caizse arazi şartlarının bu kadar mümbit olduğunu görmedik diye Peki, ifade ediyorlar. Gerçekten biz de ona şahidiz. Her partinin hedefi birinci partidir. Her partinin hedefi iktidardır. Fakat şu anki somut tabloya baktığınızda bugün seçim olsa hangi aralıkta görüyorsunuz oy oranınızı? Bizim İstanbul'un ilçelerinde yaptırdığımız bir anketimiz vardı. Hı hı. Akademisyenlerin gözetiminde yaptık bunu. Bir de Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki 15 ilde yaptırdığımız vardı. Bir de Türkiye genelinde yaptırdığımız vardı. Bunların üçü de biri %9, biri %9,5, biri de %10,5 çıktı. Ve gerçekten de birbiriyle uyumlu, mantıklı sonuçlar olduğunu düşünüyoruz. Ve baraj problemimiz olmadığını da ifade ediyoruz. Bunu da tabii ispat edeceğiz. 500 bin üyeye geldiğimiz zaman diye de ilan etmiştik. Şu anda 252 bindeyiz. Ama bu ivmeyle, bu hızla eğer gidersek 300 bini bir ay içerisinde aşacağımızı düşünüyorum. 500 bine de yılbaşına kadar veya seçime kadar ulaşacağımızı. 500 bin üye olduğunuz zaman mecliste grubu olan, anketlerde %20'ye kadar oyu olduğu söylenen İyi Parti ile aynı sayıda üyemiz var. Dolayısıyla bizim baraj problemimiz kalmadı bu, diye bunu da ifade edeceğiz. Bizim karşımıza gelen anketlerde neden bu oranlar görünmüyor? Yani bize yalan yüzde, mı söylüyor bize? Evet, en fazla %3 gösterildi şimdiye kadar. Ya evet, aşağı yukarı en fazla. Diğer partiler de size benzer rakamlar evet, evet, yeni veriyorlar. Yani yeni kurulan başka partilerde %6, %7, %8 gibi farklı farklı oranları kendi ölçümlerinde gördükleri söylüyor. Yine %1, %2 civarında bir oran kendileri gösteriliyor. Kendileri ölçümlerinde evet, evet. Bunları yakaladıklarını ama işte bu kamuoyu araştırmalarında görülmediğini söylüyorlar. Yani evet. Bu da çok kafa karıştırıcı. Onunla ilgili tabii daha önce de bu programda mı başka programda mı tam hatırlayamıyorum ama anlatmıştım. Çok duyuyorduk teşkilatlarımızdan ve halktan. Ya işte anket firmaları bizi arıyorlar. Seçenekler içerisinde Yeniden Refah Partisi'ni saymıyorlar. Ha yoktu. Seçenek. Yeniden Refah Partisi dersen o zaman seni kararsızlara yazacağım. Şimdi en son benim eşimin yengesi yani amcasının hanımı. Bir gün giderken arabada yolculuk yapıyorlar. Telefonu çalıyor. Tanımadığı bir numara. Çok da meşhur bir anket firması, ismi lazım değil. Aynı tabloyu eşimin yengesi de karşılaşıyor. Bu söylemle yani benzer söylemle. Tabii söylemle. Yani çünkü sayıyor şu partilerden hangisine vereceksiniz diye. Diyor ki Yeniden Refah Partisi'ni saymadınız. Deseydi ben Fatih Bey'in akrabasıyım. Akrabasıyım deseydi sizi şikayet edeceğim deseydi. Yani onlara da diyorlar ki ya bize verilen listeyi tabii söylüyoruz. Cumhurbaşkanı adaylarını sayıyor. Onun içinde de Fatih Erbakan da yok. Şimdi bu kadar yakından da buna şahit olduğumuz zaman bazı tabii manipülasyonlar olduğunu ister istemez düşünüyoruz. Çünkü bizim sahada gerçekten de Türkiye'yi belki 3 kere turladık. Halen daha da her hafta illerde Anadolu'da dolaşıyoruz. İlçelere kadar gidiyoruz. Hem sahada gördüğümüz hem kendi yaptırdığımız bu anketler hem de üye sayımız bizim baraj problemimiz olmadığını bize gösteriyor. Burada da böyle bir durum olması söz konusu. Peki, anketlerde. Peki 3 tur yaptım dediniz. Az önce de merhum Erbakan'ı konuştuk. Onun Türkiye için ideallerini bugünkü iktidarın yaptıklarıyla onun bakış açısının örtüşmediğini söylediniz. Çok büyük bir miras var omuzlarınızda elbette. Bunun bir yanda büyük katkısı da var. Bir yanda da siz de başka bir siyasetçisiniz oğlu olsanız da. Şimdi sahaya Tabii. gidiyorsunuz. Bu zaman zaman sizi zorluyor mu insanların? Yani hep Elbette. Babanızın izinden, hep onun düşündüğü gibi hareket etmeniz beklentisi bazen sizi zorluyor mu? Çünkü farklı düşündüğünüz alanlar da vardır mutlaka. Bunu yani hissediyor musunuz? Esas belki değişmez tabii ama usulde değişiklikler olabiliyor, teknik değişiklikler olabiliyor. Dünya değişiyor, Türkiye değişiyor. Tabii yeni tabii. şartlar var, evet. yeni bir dünya var, yeni bir Türkiye var. Ama tabii beklentiler çok yüksek sizin de ifade ettiğiniz gibi. Çünkü gerçekten de Erbakan Hoca hem bilimsel olarak hem manevi olarak hem siyasi olarak devlet adamı olarak gerçekten de üstün özellikleri olan birisi. Azmi, performansı yani şimdi biz mesela ilçelere... Özellikle bu FETÖ konusunda herhalde ilk feraseti ilk konuşan, tabii, ilk konuşan
Tabii. Bunlar çok tehlikeli diyen elbette. Kendisi. Yani şimdi herkes söylüyor ama bunu 30 sene önce söylemek mesele. İşte Arap Baharı'nın en başında örnek veriyorum. Ya bu bahar değildir, kıştır. Bunun İslam alemine bir faydası olmayacak demek. Yani o zaman öyle bir heyecan vardı ki o diktatörler gidiyor. İşte halk iktidara geliyor. Hüsnü Mübarek'ten Mısır kurtuluyor. Yani o aşamada bunu söyleyebilmek gerçekten de bir feraset işi. O nedenle tabii beklentiler yüksek. Ama büyük bir manevi miras. Mesela biz Anadolu'yu gezdiğimiz zaman her yerde halen daha diyorlar ki ya biz 54. hükümette Erbakan Hoca'nın verdiği maaş zamlarıyla ayakta duruyoruz. Bugün aldığımız maaşın 1/3'ünü alıyor olacaktık. Erbakan Hoca işçiye, memura, emekliye %100, %200, benim annem de söylüyor. %320 maaş zammı yaptı. Muş'a gidiyoruz. Sokakta görüyorlar, tanıyorlar. Erbakan Hoca'ya dua ediyor. Burada şeker fabrikasını kurdu. O 76-77'deki sanayileşme hamlesinde. Benim amcam, babam buradan ekmek yedi. Burada çalıştılar. Kıbrıs'a gidiyoruz. Ya Kıbrıs'ta harekatı yaptılar. Burada katliam, Rumların katliamından kurtulduk. Allah ondan razı olsun. Zaten özellikle de vefatından sonraki bu teveccüh ve ilgi Erbakan Hoca'ya olan bizim partimize de tabii yansıyor. Bu manevi mirastan da yandan, çok istifade ediyoruz. Manevi mirastan bahsediyoruz. Devam edersiniz ama bir buçuk ay, bir ay önce Sayın Numan Kurtulmuş'u konu kaldığımızda ona ben sormuştum. Yani milli görüş şu anda en çok hangi partide temsil ediliyor diye. Kendisi AK Parti'de olduğunu söylemişti çoğunlukla. Yanlış mı bu? Yani biraz önce de ifade ettiğim gibi yani siz 20 senede 520 milyar doları faizi ödemişsiniz. Milli Görüş'ün hangi tarihinde, hangi uygulamasında borçlanmak ve borç faizi ödemek var? 54. Bu faiz indirim politikası destekleniyor mu mesela bu seçmen tarafından bir yandan? Faiz ödemeleri döviz kuru arttığı için daha çok artıyor. Bu sene tabii dış borcun faizi 240 milyar faiz ödeyeceğiz diye açıkladılar orta vadeli ekonomik programda. Şimdi bütçeyi revize ettiler, 329'a çıkardılar. Yani bu sene 2022'de ödenecek faiz 240 milyardan 329 milyara çıktı. Şimdi diğer taraftan bir köprünün 5 köprü parasına yaptırılması, 10 köprü parasına yaptırılması Erbakan Hoca'nın Milli Görüş'ün hangi uygulamasında var? Şimdi diyorlar ki efendim Osman Gazi Köprüsü Erbakan Hoca'nın projesiydi. Çanakkale Köprüsü Erbakan Hoca'nın Milli Görüş'ün projesiydi. Avrasya Tüneli böyle. Tamam, bunlar işte biz gerçekleştirdiniz de 1 dolarlık işi 10 dolara yaptınız. Borçla yaptınız. Şimdi mesela işte Norveç'te bu Avrasya Tüneli'nin bir emsali. Hatta internette de bakılsa görülebilir. Eksund mu, Eklesund mu, öyle bir tünel. Yani 2006'da yapılmış ve teyit de etmişler uzmanlar. 95 milyon dolara yapılıyor. Avrasya'nın emsali, muadili. Avrasya Tüneli 1.3 milyar dolara yapılıyor. 13 tane şehir hastanesi yaptınız. 57 şehir hastanesi parasına. Bunun hesabı var. Cumhurbaşkanlığı yatırım programında bir tam teşekküllü devlet hastanesinin yatak başına maliyetini 690 bin lira olarak yani yap işlet devlet projelerine sizin itirazınız var. 5 tane holdinge kaynak aktarma projesi. Hatta tabiri caizse ben yemedim sen ye projesi. Erbakan Hoca'nın Milli Görüş'ün hedefi bu değildi ki. Bunları olması gereken maliyetle yapmak ve halka ücretsiz sunmak. Bunu yaparken bulunan parayı borçla bulmamak. Kamuda israf. Yani şimdi 3 maaş, 5 maaş, 7 maaş, 9 maaş alan bürokratları Milli Görüş'ün neresine oturtacağız? Bir bakan yardımcısı 310 bin lira maaş aldığı ortaya çıkıyor. Böyle bir israf Milli Görüş tarihinde görülmüş mü? İşte biraz önce Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi'ni söyledim. Yani seyyar satıcılık yapan insanın belediye başkanlığı 5 sene yapıp sonra tekrar seyyar satıcılığa devam etmesi demek, devletin bir kuruşuna göz dikmemiş demektir. Ki bunun çok örnekleri var Milli Görüş tarihinde. Şimdi kamudaki israf. Dediğim gibi 15 milyonluk makam araçları, 13 tane milyarlık makam uçağı, milyarlık protokol masrafları. Bütün bunların yanında tabii millete gelince boğazına yapışıp traktörünü hazediyorsunuz. Paylaşımda adalete bir örnek olsun diye söyleyeyim. Bu 5 tane holdinge 128 kez vergi muafiyeti çıkartıyorsunuz. Bu 128'in sadece bir tanesi 2020 yılında 9,5 milyar lira. Yani bir holdingin bir kalemde 9,5 milyar lira vergi borcunu siliyorsunuz. O zamanki kurla 1 milyar dolar. Hı hı.
İmtiyazlı holdinge gelince bu ama çiftçiye gelince traktörünü az ediyorsun. Söyledikleriniz masa başındakiler dediğiniz muhalefetin de dile getirdiği eleştiriler. Bu konuda çok benzer aslında söylemleriniz. Öyle düşünüyor musunuz? Tabii, çözümde mi ortaklaşamıyorsunuz acaba? Bir defa tabii biraz önce söylediğim gibi asıl başını çeken CHP'nin 89'daki ve 94'e kadar tabii 89'dan devam eden belediyecilik uygulamaları. Yani orada 89'da ANAP'tan aldılar belediyeleri. 94'te Türkiye'nin her yerinde Ankara, İstanbul başta olmak üzere halk koşa koşa belediyeleri Refah Partisi'ne teslim etti. Çünkü belediye denince akla çöp, çamur, çukur ve tabii İSKİ gibi konulardan dolayı suistimaller gelir oldu. Yani bu çok ciddi bir örnek. Tamam merkezi iktidarda yer almadınız ama 89'dan 94'e kadar Ankara, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de neredeyse bütün belediyeleri aldınız. Ve halk perişan oldu. Koşa koşa 94'te Refah Partisi'ne teslim etti. Şimdi de gene İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu söylediğimiz borç, faiz ve zam ekonomisini uyguluyorsunuz. O ama yani biraz da ülke ekonomisindeki borç faiz sisteminden kaynaklanmıyor mu? Yani ucuza demek ki kredi bulamıyorlar ya da hani onların da şikayeti şu zaten biz devletten kredi alamıyoruz diyor. Alamıyoruz, i̇şte dışarıdan Milli Görüş, 94'te Milli Görüş belediyeleri gene merkezi iktidar Milli Görüş'ten olmadığı halde eskiden gelen borçları ödediler, üstüne hizmetleri yaptılar, bir de kasalarında fazladan para bıraktılar. Neye para koldu bu? İsraf mı bitti? İsraf bitti, kaynak paketleri açıkladılar. Orada tabii bir takım suistimaller, rüşvetler ortadan kaldırıldı. Hı. Gelir gelmez bir defa rüşvet alanla veren de memnundur tabelası asıldı. Bu tarihi bir olay. Hı. Hatta Konya Büyükşehir Belediyesi dedi ki ya ben borçlarımı ödedim, kasamda da para var. İsterse hükümete dedi borç vereyim. Faizsiz kredi vereyim. Bu da tarihe geçen bir başka olaydı. Yani şimdi yapılabilecek olsa... Yani iş doğru yapılırsa yapma imkanı var diyorsunuz. Var. Belediyelerin de yapma imkanı var. Merkezi hükümetin ekonomi politikası ne kadar yanlış olursa olsun. 89'da ve 94'te Milli Görüş belediyeleri bunu gösterdiler. Orada tabii İstanbul, Ankara'da dile getirilen şey... Aynı zamanda bir siyasi rekabet nedeniyle engellerin çıkarıldı. Engelleniyoruz. Evet, i̇şte yani. Tabii 94'te de Refah Partili belediyelere çıkartılıyordu ama Konya'da, Ankara'da, İstanbul'da... Bu yarış ve kutuplaşma? Tabii her zaman vardı. O zaman da. Tabii. O zaman da iktidar başka partiden olunca... Sadece bu belediyeler üzerinde sormuyorum yani bu siyasi rekabeti. Çünkü işte çok da andık merhum babanızı. Onlar mesela işte televizyon programlarında liderler karşı karşıya gelirlerdi, evet, şakalaşırlardı. Yani her ne kadar siyasi bir yarış içinde bir olsalar da birbirleriyle paylaştıkları ortamı. Anekdotlar bugün siyasi liderlerin paylaştıklarından tabii, farklıydı. O yüzden hani bu kadar çetin ve bu kadar karşı karşıya değildi sanıyorum. Kutuplaşmış halde değildi. TRT'nin meşhur o açık oturumları olurdu biliyorsunuz, liderler gelirdi. Onların bir tanesinde anlatıyorlar. Ben tabii küçük çocuktum, orada değildim ama orada bulunanlar anlatıyor. İşte Erbakan Hoca gene her zamanki biraz geç geliyor. Orada da rahmetli Erdal İnönü var. Diğer liderler var. Rahmetli Bülent Ecevit var. Erdal Bey diyor gelin bir boylarımızı ölçelim bakalım hangimiz daha uzunuz diyor. Yan yana geliyorlar bir boylarını ölçüyorlar. Herhalde Erdal Bey biraz daha uzun çıkıyor ama. Evet. Yani sizin de dediğiniz gibi bir tabii tatlı bir rekabet ve yine hep örnek veriyorum meclis konuşması. Erbakan Hoca işte rahmetli Bülent Ecevit'i eleştiriyor. O sırada Bülent Ecevit tebessüm ediyor. Hatta yanında Hüsamettin Özkan Bey var, tebessüm ediyor. Yani eleştirirken bile rencide etmeden bir eleştiri oluyordu. Şimdi tabii üslup çok sertleşti. Seviyeyle ilgili problemler var. Biz onun için zaten yeniden Refah Partisi olarak siyasete nezaket getireceğiz diye de yola çıktık. Yumuşak üslupla. Sadece eleştiren değil çözüm üreten, şahıslar üzerinden siyaset yapmayan, bu gerçekten de siyasetin ve toplumun da ihtiyaç duyduğu bir konu. Hatta benim gözlemim Sayın İmamoğlu'nun başarısında da yani seçimleri alma başarısında da bunun etkisi oldu. Bir sevgi dili kullandı. Evet yani AK Partililerle temas etti. Tabii, sizin de belediye başkanınız olacağım dedi vesaire. Çok ciddi tepkiler oldu, kışkırtıldı ama ona rağmen onlara çok sakin, soğukkanlı yaklaştı. Yani toplumun da böyle bir yaklaşımı özlediğinin aslında bir örneği Seçildikten var. Seçildikten sonra aynı şeyi gördünüz mü onda? Seçildikten sonra biraz önce söylediğim adımları tabii eleştirilebilir. Bir de tabii bu işte yangında, efendim sel felaketinde, evet, kar çok tartışıldı yakın zamanda. Olaylarında şehir dışında olması,
O gibi durumlardan tabii seçilmeden önceki halk nezdindeki durumuyla şimdiki tam da aynı değildir diye düşünüyorum. Aynı değildir derken bir popülarite düşüşü popülarite düşüşü olmuştur diye düşünüyorum tabii. Yani benim takip ettiğim, benim gözlemlediğim. Peki masa başındakileri eleştirdiniz, kasa başındakileri eleştirdiniz. Ama masa başında eleştirmediğiniz isimler de var ya da partiler de var. Mesela hiç İYİ Parti'den bahsetmediniz. Veya Saadet Partisi'nden bahsetmediniz ki. Önce şunu sorayım. Sizin Saadet Partisi'nden temel olarak ne farkınız var? Saadet Partisi'nden ben tabii... Ben sizi biraz kışkırtmış olayım her bir şey söylemek için. Evet, bir defa tabii orada masada Saadet Partisi'nin çok bir etkisi olmayacak. Yani olmayı, yok. Orada şöyle, Cumhurbaşkanı adayı Saadet Partisi'nden çıkmayacak. Bakanlar Kurulu'nda da veya kabinede yeni sisteme göre Saadet Partisi'ne belki bir tane bakan olacak. Dolayısıyla icraat asıl olarak CHP veya CHP'nin asıl olur vereceği Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek. Hı hı. O nedenle eleştirileri tabii CHP üzerinden götürdüm. Ama Sayın Kahramanoğlu anladığım kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu'na gerçekten ciddi bir destek veriyor. En tabii, azından görünürde öyle tabii. Bir... Yani araları çok iyi. Kılıçdaroğlu da kendilerine destek veriyor. Evet. Hatta Cumhurbaşkanlığı adaylığında Karamollaoğlu'nun imzaların toplanmasında CHP'lilerin destek olduğuna dair haberler 100 bin imzanın toplanmasında çıktı. Şu anda da ortaklıkları gayet güzel gidiyor. Bunu yanlış ama buluyor tabii, musunuz peki? Yani Saadet Partisi açısından? Elbette işte biraz önce söylediğim yani parti içinde LGBT komisyonu kurmuş bir CHP. Biz geldiğimiz zaman LGBT dezavantaj olmaktan çıkacak, onlara haklarını vereceğiz diyen bir CHP, Saadet Partisi'nin milli görüşün düşüncesiyle, istikametiyle nasıl uyumlu hale gelecek? Ayasofya niye cami oldu diyen CHP, işte Kur'an öğrenimi çağdışılıktır diye sözcüsü açıklama yapan bir CHP, işte şimdi Danıştay mesela İstanbul Sözleşmesi ile ilgili itirazı reddetti. Bunun üzerine tabii İYİ Parti, CHP hepsi hep bir ağızdan tepki gösterdiler. Olur mu İstanbul Sözleşmesi'nin devam etmesi lazım diye. Şimdi Saadet Partisi suspus kalıyor. Ama bir diyorlar şey ki biz 6 partiyiz ama 6 ayrı bizim parti olarak fikrimiz var. Yani duruşumuz var. Her şeyde nasıl aynı olabiliriz ki? Biz sadece bir işbirliği, siyasi işbirliği yapıyoruz diyorlar. Bu çerçevede değerlendirilemez öyle mi? Yani ana hedef, ana temel aslında birliktelik sebebi bunlar değil. Bunlar teferruat gibi görünüyor. Bütün o masa içerisinde. Ya bu da normal değil tabii mi aslında? Çünkü çok şöyle, farklı kesimlerden gelen partiler. Ortak aday çıkarıp da o adayın cumhurbaşkanı olması ve o cumhurbaşkanının kuracağı bir hükümetin Türkiye'yi yönettiği zaman ne yapacağı meselesi çok önemli tabii. Yani biz de mesela hep söyledik, bir oluşumun, bir ittifakın, bir masanın içinde olacaksak şartlarımızı çok net konuşmamız lazım. Neden oradayız? Türkiye'yi yönetmek için. Türkiye'yi nasıl yöneteceğiz? Kim yönetecek, hangi istikamette gidecek, bunların net olması lazım. Ve şimdi burada Sayın İmamoğlu'nun veya Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması veya bir başka Millet İttifakı'ndan Cumhurbaşkanı adayı çıkması ve onun Türkiye'yi yönetmesine siz destek oluyorsunuz ve işbirliği yapıyorsunuz. Hı. Sonuçta bu tabii o vebale ortak olmak manasına geliyor. Tabii halkın algısı da bu yönde. Yani CHP ile ve o masayla birlikte böyle eklemlenmesi kendi seçmeninden, kendi tabanından Saadet Partisi'ni çok soğuttu. Mesela son seçimde AK Parti çok ciddi oy kaybetti, belediye seçiminde de. Hı hı. Bayburt gibi bir yerde, milli görüşün çok güçlü olduğu, %80, %70 oy aldığı bir yerde belediyeyi MHP aldı. Yani Saadet Partisi'ne gitmedi AK Parti'den kopan seçmen. Neden? Çünkü şu anda CHP'ye yaklaştı diye mi? Yaklaşıyorsun, masadasın diye. Şu anda da mesela işte bize en çok gelen seçmen kitlesi AK Parti'den geliyor. Evet. AK Partililerin en çok tercih ettiği parti Yeniden Refah Partisi oluyor. Yine Saadet'e sonra gitmiyor. Saadet'ten geliyor herhalde değil mi? Saadet'ten de geliyor ama AK Parti tabii AK Parti'den gelenler açık ara önde. AK Parti'den size gelen AK Parti'yi niye bırakıyor? Ekonomik sıkıntılar ve tabii adaletsizlik. Mesela ne kadar medyayı baskılasanız da, ne kadar bir iktidar medyası oluştursanız da insanlar hayatında yaşamış, arkadaşından, komşusundan, akrabasından şahit olmuş. Suistimaller var, rüşvet var. Maalesef belediyelerle ilgili bu herkesin bildiği ve anlattığı bir konu. FETÖ borsası var. Paranız varsa FETÖ'cü olmuyorsunuz, paranız yoksa FETÖ'cü oluyorsunuz. İmar izni çıkacak. Eğer AK Parti üyesiyseniz 1'e 12 emsal imar izni çıkıyor. AK Partili değilseniz bitişikteki arsanıza 1'e 2 emsal çıkıyor. Adam kayırma var, torpil var.
işte KPSS'de yazılı sınavda 90 alan, 95 alan öğrenciye sözlü mülakatta 40 veriyor, 45 veriyor, bunu almıyor kendi adam olmadığı için. Yani hem ekonomik sıkıntılar hem de alım gücünün düşmesi, ekonomik sıkıntılar, enflasyon, zamlar, vergilerin artışı. Hem de tabii bu adaletsizlikler, adam kayırma, çifte standart, kriterin akrabalık, yandaşlık, hemşerilik olması. Bunlardan dolayı tabii kopuşlar son derece yüksek ve geldikleri zamanda bu üyelerimizle de katılanlarla da bunları görüşüyoruz. Peki kitaplarınızdan bahsettiniz. Kitaplarınızı okuyanlar bilir, şu an ekran başında bilmeyenler için. Bugün yeniden Refah Partisi iktidar olsa ekonomi yönetiminde neyi değiştirirdi? Yani şöyle böyle çok böyle kısa bir şablon çıkarır tabii mısınız? Kısa bir şablon. Vaadiniz nedir? Yani ilk üç öncelik nedir gibi? Bir defa mutlaka denk bütçenin yapılması. Yani borç almak yerine bütün kamu kurumlarında, belediyeler de dahil, hükümet de dahil denk bütçe zorunluluğunu getirmek. Hele Türkiye'nin şu şartlarında benim nasıl gelirimden fazla giderim olabilir? Cumhurbaşkanlığı da dahil olmak üzere. Böyle yani bir şey kabul edilemez. Mı diyorsunuz? Denk bütçe, hayır, giderleri, tasarruf ve israfların önlenmesi, devletin kendinin kemerini sıkması, halkın kemerini onu değil. Diyorum, tabii, onu kastediyorum. Devlet kemerini sıksın, halka imkan verebilsin diye. Böylece tabii bunun maksadı şu faiz giderlerini ortadan kaldırmak. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu sene 329 milyar lira faize para verilecek. Nasıl kaldırabilir Türkiye bu faiz giderlerini? Denk bütçe yapıp borç almadıkça zaman içerisinde bu faiz gider, bunlar borç faizi çünkü. Bu faiz giderleri ortadan kalkacak. 329 milyar lira faize verecek. 26 milyar lira, 30 milyar liralık EYT'lilerin taleplerine 40 tane toplantı yapıyorlar. Mart'ta mı yapsak, Ocak'ta mı yapsak, Aralık'ta mı yapsak bunu konuşuyorlar. Yılbaşına kadar faiz, bir şeyini söyledi bugün Hamza. Söylüyorlar. Yılbaşına niye bekliyorsunuz? 10 katını faize bir senede zaten veriyorsunuz. Bunun mutlaka çözülmesi lazım. İkincisi hep söylediğimiz imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılması. Yani tabiri caizse ben yiyemedim sen ye projelerinden vazgeçilmesi. Yani burada da 13 hastaneye 57 hastane parası veriyorsunuz. 95 milyon dolarlık köprüyü 1.3 milyar dolara yaptırıyorsunuz. 128 kez vergi muafiyeti çıkartıyorsunuz. Ya vergi muafiyetini halka çıkartalım, çiftçiye, esnafa, küçük esnafa çıkartalım. Bu holdinglere milyarlarca dolar kaynak aktarılıyor. Bunun kesilmesi lazım. Kamuda israfın önlenmesi lazım. Yani 3 maaş, 5 maaş, 7 maaş ne demek? Yani izleyen, işletmesi olan, sanayici olan, şirketi olan insanlar bilirler. Kendi evladı olsa 3 maaş, 5 maaş vermez, 7 maaş vermez. Bir insan kendi işletmesinde böyle bir şey yapar mı? Niye 3 maaş, 5 maaş var? Ayrı yerlerde görev yapıyor diyorlar. Orada danışman, burada yönetim hayır, kurulu üyesi, burada var şu mıydı var. Bu? Yani bu yani kadar yoktu bunu diye tahmin ediyorum. Yani şu anda gerçekten de artık mızrak çuvala sığmıyor. Korkunç. Yani 9 maaş, işte 310 bin lira maaşı olan bürokrat 310 bin lira maaş alıyor 5 ayrı yerden. Sonra da diyorlar ki Türkiye'de fakirlik yok. Abartıyorsunuz, nankörlük ediyorsunuz. Şimdi 310 bin lira maaş alan insana siz domates, biber pahalı, karpuz pahalı, peynir pahalı bunu tabii anlatmanız mümkün değil. Bu 15 milyonluk zırhlı makam araçları, 13 tane milyarlık makam uçağı, ya sizin dış borç stoğunuz ortada, ödediğiniz faiz ortada, Merkez Bankanızın rezervi eksi 62 milyar dolar olmuş. Halkın %45'i açlık sınırının altında, %85'i yoksulluk sınırının altında. Böyle bir noktada 13 tane makam uçağımız var. Sokakta size gelen temel şikayet ne? Yani siz evet çok dolaşıyorsunuz, konuşuyorsunuz pek çok insanla. Çiftçiden ya da işte ne bileyim esnaftan. Neden şikayetçi? Mesela yolsuzluktan mı şikayetçi? İsraftan mı şikayetçi daha çok? İşte benzin parasından mı şikayetçi, adaletten mi şikayetçi, liyakattan mı? Onlar ne diyorlar yani? Hepsinden birden şikayetçi. Kafanızda bir şey vardır şu, ama skala, sıralama vardır yani. Ekonomiyle ilgili kısaca şablonu tabii, çizeyim tabii diye şey yaptım. Yani bu üç tane kalemin düzeltilmesiyle çok ciddi bir tasarruf sağlanması. Üstüne bir de bizim Milli Kaynak Paketleri kitabında ifade ettiğimiz kaynakların harekete geçirilmesiyle bir kaynak daha ilave edilmesi. Bu para ne olacak? Bu paranın da bir defa işçi, memur, emekli ve çiftçi yani dar gelirli kesime aktarılması. Hı hı. Aynen 54. hükümetteki o muazzam maaş zamlarında olduğu gibi işçiye, memura, emekliye %150 maaş zammı yapmak, emekli maaşının en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi, bununla beraber çiftçiye ucuz mazot, ucuz elektrik verilmesi, çiftçinin girdilerinin devlet tarafından sübvanse edilmesi, küçük esnafın vergilerinin
indirilmesi, azaltılması, çiftçinin, küçük esnafın, vatandaşın bankaya olan borçlarının faizlerinin silinmesi, yani topluma, dar gelirli milyonlara, Türkiye'nin %85'ini oluşturan kesime rahat nefes aldıracak adımların atılması. Nasıl atacaksın bunları? Nasıl ucuz mazot vereceksin? Nasıl ucuz elektrik? Nasıl borcunun faizini üstleneceksin? Nasıl vergileri düşüreceksin? Nasıl bu kadar yüksek maaş vereceksin? İşte demin söylediğim kaynaklarla. Hem milli kaynak paketlerinden bulunacak kaynakla, hem de mesela faizden, milli kaynak paketinde israftan. Ne var? Tabii burada güneş enerjisi en önemli kaynak paketlerinden bir tanesi. Bununla beraber, çünkü biz güneş enerjisi potansiyelimizin %5'ini dahi kullanmıyoruz. Eğer bunu kullanabilsek biz dışarıya enerji ihraç eden bir ülke haline gelmemiz mümkün. Tarımsal sulamada 20 milyar metreküp suyu her sene israf ediyoruz. Ciddi bir israf var, evet. Çok ciddi bir israf. Yani suyun zaten %60-70'i neredeyse tarıma gidiyor. Tarıma gidiyor ve bunun da 20 milyar yıllık 20 milyar metreküpü israf oluyor. Dolayısıyla siz 20 milyar metreküpü eğer tasarruf edebilseniz, 1 dolardan bunun fiyatını düşünseniz, 20 milyar dolar yıllık bir gelir elde edebilmeniz mümkün. Her şehre kompost tesisleri kurulması var. Yani atık sulardan kullanma suyu ve gübre üretimiyle ilgili. Kalorisi düşük kömürlerden sıvı gübre elde edilmesi. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden bir hocamız bunun patentini aldı, kendi bahçesinde yetiştiriyor. 100 dolara mal ettiğiniz sıvı gübreyi uluslararası piyasada 1000 dolardan satabiliyorsunuz. Milyonlarca ton düşük kalorili kömürümüz var. Bunları bilimsel olarak ortaya koymuş laboratuvarda, bundan sıvı gübre üretiyor. Bunun gibi daha ne projeler var? Bunlar da başlangıçta bir yatırım gerektiriyor. Bunlar da bir yatırım içinde bir bütçe gerektirmiyor mu en başta? Elbette, ama bunların için hepsi kendi parasını en kısa sürede geri getirecek projeler. Ve tabii yatırım için gerekecek ilk baştaki o can suyunun elde edilmesinde de biraz önce söylediğim adımların çok büyük etkisi var. Yani denk bütçeyle faiz giderlerinin azaltılması. O 54. hükümetteki Erbakan Hoca'nın kaynak paketlerinden bir tanesi oydu. Kamudaki israfın azaltılması, çok hızlı bir şekilde ciddi bir kaynak imkanı sağlanması, şu yapılacak garanti ödemelerinin durdurulması. Yani bu sene 5 tane holdinge 42 milyar lira garanti ödemesi yapacağım diye bütçeye yazdılar. Bu döviz kuruyla şu anda 70 milyar liranın üzerine çıktı. Yani senede 329 milyar lira faize gidiyor. 70 milyar lira holdinglere gidiyor. Belki 50 milyar, 100 milyar lira israfa gidiyor. Bunlar hızlı bir şekilde önlendiği zaman buradan da elde edilecek tasarrufla bu yatırımlarda bunu kullanabilmeniz lazım. Peki bir yandan da bahsettiğiniz dönemde 54. hükümet döneminde bu kadar dünya küresel değildi. Bu ekonomi bu kadar küresel değildi. Şimdi bunun da ayrı etkileri var. Ekonomi verilerde çok iyiydi yani, o zaman da. Yani şimdi bazı şeyleri de yapamayabiliyorsunuz. Yani bahsettiğiniz şeyler tabii ki çok önemli, çok uygulanabilir şeyler, ama mesela ürettiğiniz gübreyi dışarı satamayabilirsiniz, almayabilirler. Çünkü küresel şirketler bunu kendileri satıyorlar. Yani böyle engeller de var. Bunu buradan içeriden kırmak mümkün mü? Yani çünkü biraz da dünya ekonomisini de dikkate almak gerekiyor herhalde. Tabii biz şu anda hiçbir şey ürettiğimiz yok. Yani bizim sanayi üretimimizin milli gelir içindeki payı %24'ten %20'nin altına gitmiş. Hı hı. Üretimi geriletmişiz, evet. AK Parti iktidarı döneminde. Tarım üretiminin milli gelir içindeki payı %12'den %5'e düşmüş. Tarım yok, hayvancılık yok, sanayi yok. Dış ticaret açığı bu sene 2022'nin ilk 6 ayında 51 milyar dolar olmuş. Bu ne demek? Yıllık 100 milyar dolar olacak. Yani ithalatımız ihracatımıza 100 milyar dolar fark atıyor. Evet. Türkiye'de ürettiğin bir ürünü, üretmekte kullandığın ham madde malzemenin %82'sini yurt dışından getiriyorsun. İthal ediyorsun. İthal ediyorsun. Şimdi biz üretmeyelim, tabloyu bu hale getirelim. Ondan sonra da üretsek bile zaten yurt dışına satamayabiliriz, alamayabilirler. Böyle bir şey tabii mantıklı olmaz. Önce kendi işimizi toparlayalım diyorsun. Toparlayalım, üretelim. Hepsini satamasan yarısını satarsın. Hiç olmazsa cari açığın, dış ticaret açığın 100 milyar dolar olmaz. Başa baş noktaya gelir veya 10 milyar dolara düşer. Böylece Türk lirasının değeri bu kadar kaybolmaz. Kaldı ki bu küresel konuları tabii çok söylüyorlar. Mesela bir işte iflas riski puanı. Evet. Türkiye'nin iflas riski puanı 900 olmuş. Ukrayna savaşın içerisindeki Ukrayna'nın iflas riski puanı şu anda 550. Bu konuda bir siyasi, Türkiye'ye yönelik siyasi bir
yaklaşımın sonucu bir manipülasyon olabileceğini söyledi AK Parti. Evet, iktidar öyle söylüyor. Yani biz Türkiye bunu hak etmiyor Erdoğan'da diyor. Erdoğan'da bir ekonomik savaştayız diyor. Hatta diyor bunu 15 Temmuz'dan itibaren alabiliriz. Türkiye'ye yönelik bir ekonomik savaş var. Bu savaşın içindeyiz diyor. Tabii. Öyle mi? Yani bunda bir haklılık payı var mı sizce bu söylemde? Değil tabii. Bir defa cari açığınız ortada. Merkez Bankanızın net döviz rezervi ortada. Eksi 60 milyar dolar olmuş. Bütçe açığınız ortada. 12 ayda ödemeniz gereken dış borç yükünüz ortada. Yani bütün ekonomik ve matematik veriler ortada. 2002'den 2010'a kadar bu uluslararası kuruluşlar bizim kredi notumuzu yükseltirken, iyi şeyler söylerken onları AK Parti iktidarı en önemli veri olarak gösteriyordu. Şimdi aynı kuruluşlar kötü şeyler söyleyince siyasi operasyon oldu. Bize operasyon çekiyorlar oldu. Yani şu anda bu CDS puanıyla dolar borç almak isteseniz %12, %13 yıllık dolar faizi ödemeniz lazım. Onunla bile borç bulamıyorlar. Onun için açıklamışlar. Diyorlar ki Temmuz, Ağustos, Eylül'de biz sadece iç borç yapacağız, dış borç almayacağız. Çünkü dış borcu alması mümkün değil. Alsa da tefeci faiziyle alacak. Ve tabii efendim savaş var, küresel sıkıntılar var. Ya savaşın içindeki Ukrayna'da enflasyon %15... Rusya'da enflasyon %16. Yani geçen ay itibariyle böyleydi. Savaşın tarafı olan Ukrayna'nın CDS puanı, yani iflas riski puanı 550, sizinki 900. Bizi onlar kıskanan, da aynı argümanı gösteriyor zaten. Almanya, nasıl oluyor diye. Yani savaştaki bir şeyin, ülkenin CDS puanı nasıl bizden daha düşük olur diye. Diyorlar ki efendim böyle dediğiniz gibi ve bize operasyon, sizi operasyon çekmeleri için siz ne yaptınız? İsveç'le Finlandiya'nın NATO'ya girmesini engellediniz mi? Yok. Oralara geleceğiz. Evet, gittiniz, yelkenleri suya indirdiniz. Yani bak ben bunların NATO'ya girmesini engelledim de bana bunun için operasyon çekiyorlar ya mı diyeceksin? NATO'nun Libya operasyonuna hayır dediniz, sonra döndünüz, evet dediniz, NATO oraya istikrar için gidiyor dediniz. Rahip Brunson'u göndermeyeceğim dediniz, Rahip Brunson'u gönderdiniz. İsrail'in OECD üyeliğine onay verdiniz. İsrail'in NATO'da ofis açmasına onay verdiniz. İsrail'in NATO tatbikatlarına katılmaya başladı. Ama bir yandan da bütün bunlar yani ekonomiyi toparlamak için hamleler gibi de işte ne bileyim Suudi Arabistan'la, Bahi'yle görüşmeler tekrar. İsrail'le ilişkileri normalleşti. O zaman işte zaten normalleşiyorsan niye sana operasyon çeksinler? Yani bunların söylediği dış güçler, para babaları bize operasyon çekiyor. Bir defa siz ödediğiniz bu faiz oranlarıyla dünyadaki faiz baronlarının en sevdiği hükümet olacaksınız. Çünkü %12 dolar faiziyle borçlanan bir hükümet bulmuşum ben. Dolarımı yıllık devlet garantisiyle %12 getiri sağlayacağım. En çok bu hükümeti severim. Size niye operasyon çeksinler? Bankaların karları geçen senenin ilk 5 ayına göre bu senenin ilk 5 ayında %400 artmış. Evet, biraz önce 132 konuştum. Milyar lira olmuş. Banka faiz lobisi diyorsunuz, bankacılar diyorsunuz. Size niye operasyon çeksinler? Şu anda hallerinden, hayatlarından çok memnunlar. Senede 329 milyar lira borç faizi ödeyeceksiniz. Kime ödüyorsunuz bunu? Faiz lobisine. Vergiyle, zamla milletten topluyorsunuz. Götürüp faiz lobisine, faiz lobisi size niye operasyon çeksin? Bir defa mantıklı değil. Dış güçler siyasi olarak operasyon çekiyor desen, biraz önce söylediğim adımlar hiçbir zaman dış güçlerin planını bozacak, onları zora sokacak bir adım da atmadınız ki. İşte verdiğimiz örnekler ortada. Daha çoğaltılabilir. Yani Büyük siz, Ortadoğu projesi öyle, Irak operasyonu öyle. Norveç'in, İsveç'in NATO sürecinde şu anda tabii süreç tamamlanmadı. Ama bu davetiyeye Türkiye meclise gelecek. Yeşil ışık yaktı, olur verdi. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bir davetiyeydi, sadece bizim olur verdiğimiz, süreç devam ediyor. Bakın Makedonya'nınki 11 yıl sürmüştü. Bizim taleplerimizi yerine getirmezlerse bu üyeliğin önüne, yani biz yine hayır deriz bu üyeliğe, yine veto ederiz. Sizi tatmin etmedi mi? Çünkü burada bir geri adım gibi tarif ettiniz bu süreci. Elbette, bir defa olaya başından bakarsak, şimdi baştan başladılar efendim, Finlandiya ile İsveç teröre destek oluyor. İşte terör örgütü üyelerini milletvekili yapıyor, parlamentosuna sokuyor. Ben Norveç dedim galiba az önce konuşurken. İsveç'te Dalganı'da Finlandiya, Finlandiya evet. İsveç'te Finlandiya, evet. Ya bir kere insana sorarlar, yani Amerika NATO'nun en başını çeken üyesi. Amerika ile beraber pozlar veriyoruz. Stratejik ortağımız, dostumuz diyoruz. Teröre en büyük desteği veren Amerika zaten. Yani NATO'nun içinde teröre destek veren hiç ülke yok da.
bir tek teröre destek veren İsveç'le Finlandiya gelecek. Onun için onları da ben içeriye almayayım desin. Yani bir kere mantığı yok. Amerika'nın Suriye Demokratik Güçleri diye adlandırılan o PYD'ye, YPG'ye verdiği ağır silahlar, gösterdiği destek ortada. Fransa, Almanya, NATO üyesi, teröre verdikleri destek ortada. Ben kendi gözümle Almanya'da PKK'nın, PYD'nin oradaki il temsilciliklerini gördüm. Her türlü faaliyetlerini yapıyorlar. Rusya, PYD'yi, YPG'yi terör örgütü olarak görmüyor. Ama dostum Putin diyoruz. Rusya ile ilişkilerimiz gayet iyi. İşte ne yapacağız? Bunları bırakmak mı lazım? Hepsini hayır, ben, bir dünyada... Tabii D-60'ı ve D-8'i canlandırmak lazım ve dengeli yürütmek lazım. Kazan kazan şeklinde götürmek lazım. Şimdi burada bir iç politika malzemesi ve Avrupa Birliği ile Amerika ile bir pazarlık malzemesi olarak bu aslında köpürtüldü diye düşünüyorum. Çünkü bir kere baştan zaten mantığı yok. İmzalanan memorandumun, mutabakat zaptının hiçbir hukuki karşılığı olmadığını uzmanlar da ifade ediyor. Muhalefet kanadı da bunu dile getirdi. Ama iktidar diyor ki bunların terör örgütü olduğunu, FETÖ'nün, PYD'nin, YPG'nin terör örgütü olduğunu zapta geçirdik altına. Söylememişler. PYD, YPG, FETÖ'nün terör örgütü ifadesi yok. PKK var ama PYD, YPG ve FETÖ için terör örgütüdür diye bir ifade, bir ibare yok mutabakat zaptında. Bir diğer konu, bunun bağlayıcılığı olması için o ülkelerin, imzacı ülkelerin parlamentolarında onaylanması gerekiyor. Böyle bir şey de olmadı ve olmayacak. Uyulmaması durumunda yaptırımların imza altına alınması lazım. Yani bu mutabakata uymazsa o imzacı ülkeler nasıl yaptırımlara muhatap olacak? Bunlar da ortada yok. Bunun karşılığında imzalar atıldı, NATO yolu açıldı. Bundan sonra İsveç ve Finlandiya burada imzaladıklarına uymaması halinde bizim elimizde herhangi bir yaptırım gücümüz yok. Mecliste onay vermeyip veto edebiliriz. Etmez mi Türkiye? Onlar etse de artık imzayı atmışsınız zaten. Ve yani biz etsek de imzayı atmışız ve onlar bu imza attıkları metinde biz parlamentomuzda bunu onaylamadık. Herhangi bir yaptırım da burada belirtilmemiş. Dolayısıyla biz kendi iş hukukumuz gereği, Avrupa Birliği ilkeleri gereği bundan cayarız derler ve caymaları da mümkündür. Bununla beraber Amerika'dan da herhangi bir şey alınmadı. Yani şimdi Amerika'ya ya ben İsveç ve Finlandiya'nın girmesine tamam evet diyeyim ama sen de bana F-35'leri ver, F-35 programına tekrardan sok. Tam tersine F-16'lar alınacak. Amerika Temsilciler Meclisi 14 Temmuz'da bir karar alıyor ve o kararda diyor ki F-16'ları veririz ama Yunan hava sahasını ihlal etmeyeceksiniz ve aynı zamanda da Amerika'nın çıkarlarına aykırı bir şekilde kullanmayacaksınız. Yani düşünün, F-35'leri Yunanistan almış, Ege'de hava üstünlüğünü ele geçirmiş, siz 40 sene öncenin teknolojisi F-16'ları alacaksınız, bunları da 40 tane şartla alacaksınız. Yine Suriye'nin kuzeyinde PYD'ye, YPG'ye Amerika'nın verdiği destekle ilgili herhangi bir adım atılmadı. Bu bir şart olarak koşulabilirdi. Peki hiç mi olumlu bir şey yapmadı iktidar? Dış politika mesela, özellikle onu sorayım size. Yani ne bileyim, bu işte tarım, tahıl koridorunun açılması, ondaki çabaları. Ukrayna ile Rusya'yı bir araya getirdi. Antalya'da, İstanbul'da ateşkes sürecinde. Evet, yani samimiyetle soruyorum. Yani hiç gözünüzde doğru yaptığı bir şey yok mu? Tabii ki mesela bu ateşkesin yapılması, büyük ölçüde savaşta tarafsız kalması, bunlar olumlu gelişmeler. Bunları o zaman da zaten ifade etmiştik güncel olduğu zaman da, ama tahıl koridoruna tabii şu açıdan yaklaşmak lazım. Yani siz kendi ülkenizde tahıl ambarı olan Türkiye'de çiftçinizi 2.6 milyondan 493 bine düşürmüşsünüz. 3 milyon hektar araziniz boş duruyor. Sizin tarım politikalarınız yüzünden, bu mazot fiyatı yüzünden, bu elektrik fiyatı yüzünden, bu döviz kurlarının artışı nedeniyle girdi maliyetlerinin yükselmesi yüzünden siz tahıla muhtaç kalmışsınız. Ukrayna'nın tahılını alacaksınız, ayçiçek yağını alacaksınız, hububatını alacaksınız. Gelmese belki de Allah vermesin açlık çekeceksiniz. Onun için tahıl koridoru açtım. Bundan dolayı gerçi da övünüyorum. Tahılı daha çok daha yoksul ülkeleri, Afrika tabii, ülkelerine dünya ulaştırmak şey amacıyla bir aracılık yapıyoruz. Diyorlar ama asıl biz de alıyoruz tabii. Mesela ayçiçek yağını artık biz de ithal ediyoruz. Hububatı biz de ithal ediyoruz. Dolayısıyla tahıl koridoru açmak, evet tabii ki Afrika ülkelerine gitsin, dünyada tahıl ihtiyacı karşılansın, bunda da biz aracılık yaptık, güzel bir şey ama bizim buraya bir hayati öneme haiz görmemiz neden? Çünkü çiftçiyi bitirmişiz, tarımı bitirmişiz, 3 milyon hektarı boş bırakmışız, 2.6 milyon çiftçimizi 493 bine düşürmüşüz. Eskiden kendimize yetip artan ihraç ettiğimiz hububatımız, tahılımız varken Ukrayna'nın ayçiçek yağına, hububatına muhtaç kalmışız.
Bunu ne kadar bir başarı olarak, ne kadar övünülecek bir şey olarak göstermek lazım. Üretimden uzaklaştık, temel sorun. Üretimden uzaklaşmışız. Şimdi alamasak, vermeseler, nitekim pandemide işte Kazakistan, Orta Asya ülkeleri, buğday ihracatını durduruyorum. Önce can, sonra canan dediler. Tabiri caizse önce kendi halkımın ihtiyacını karşılamam lazım. Açlık, kıtlık olabilir dediler. Böyle olağanüstü durumlarda işte bir Ukrayna-Rusya savaşı çıktı. Yani bir tahıl krizi bile yaşayacak duruma Türkiye gelmiş. Neden? Tarımdan uzaklaştığı için. Neden uzaklaşmış? Bu girdi maliyetleriyle çiftçinin ekmesi, biçmesi mümkün değil. Girdi maliyetleri neden artmış? Hükümetin tarım politikaları yüzünden. Döviz arttığı için. Döviz neden artmış? Dış ticaret açığından dolayı ve borcunuzun, dış borcunuzun bu kadar yüksek miktarda olmasından, 12 ayda ödeyeceğiniz dış borç miktarının 180 milyar dolar olmasından Başkan dolayı. Başkan Erdoğan bu eleştiriler getirildiğinde şöyle diyor, ben bir alışverişlere bakıyorum diyor, harekete bakıyorum diyor, tırlar yoğun çalışıyor, otomobiller yani hızır hızır çalışıyor, insanların altlarında arabaları var. Demek ki ülke öyle batmış falan değildir, öyle fakir, garip, gureba değil. Herkesin altında maşallah arabası da var, iftar ediyoruz. Tırlarla Anadolu'dan Avrupa'ya her türlü gıda vesaire bunların nakli yapılıyor. Otobüslerle taşımacılık aynı şekilde devam ediyor. Bütün bunlar devam ederken nasıl biz battık dersiniz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii bir defa şunu söylemek lazım. Türkiye'de bir %15'lik bir kesim var. Yani üst gelir seviyesi olarak düşünebileceğimiz veya da yoksulluk sınırının üzerindeki gelire sahip kesim olarak düşüneceğimiz %15'i demek Türkiye'nin neredeyse 15 milyon insan yapar. Bu 15 milyon Yunanistan nüfusunun %50 üzerinde bir nüfus. Avrupa'daki pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla bir nüfus. Bu 12 milyon, 13 milyon veya 15 milyon insanın restoranları doldurması, bayram tatillerinde yola çıkması, otelleri bir şey doldurması bir şey ifade etmez. Biz %85'in dar gelirli milyonların durumunu anlatıyoruz. Sanırım Metin Künk söyledi zaten. Bu, %15'i, %50'sini 23 katı gelire sahip. Tabii. Yani kaldı ki o geliri yüksek olanlar bile 15 milyon, hadi daha da üst gelir seviyesi 5 milyon. 5 milyon bile Avrupa'da birçok ülkenin nüfusu kadar neredeyse. Ve bunların Türkiye'de bu alışverişi yapması, bu restoranları, bu otelleri doldurması gayet normal. İşte 8,5 milyon araç vardı, 26 milyona çıktı. Yani onu öyle bir söylüyorlar ki sanki biz 8,5 milyon üretiyorduk, şimdi 26 milyon üretiyoruz der gibi. Ya bir kere bu tüketimin arttığını gösterir, refah seviyesinin arttığını göstermez. Refah seviyesinin artışını üretimin artması gösterir. Tüketim ve ihtiyaç artmış. Bunda tabii nüfus artışının da etkisi var. AK Parti icraatlarının hala yanında. 1000 kişi de araç Avrupa'ya göre çok düşük. Orada 600'lerde bizde 200'lerde zannediyorum. Tabii. Hatam varsa hatta şu Balkan ülkelerinde kalan. Bile tabii Polonya'da, hala Macaristan'da bile. Hala kişi başı araç sahipliğinde bayağı gerideyiz ama eskiye göre artış var. Doğru, tabii, o da doğru. Ayrıca tabii biz bu araçları ithal ediyoruz, üretemiyoruz. Bunların neredeyse %90'ı Türkiye'de üretilenin de parçaları, ham maddesi dışarıdan ama geliyor. Ama diyor ki iktidar işte TOGG'u üretiyoruz. Para veriyoruz. Yerli aracımızı, savunma sanayinde ilerledik. İşte bataryası. Ben onu kastederek sormuştum. Yani iyi bir şey yapılmadı mı derken mesela savunma sanayi gerçekten herhalde sizin de takdir edeceğiniz oranda gelişti ve önemli de bir şey. Tabii oraya gelmeden bu araçların alınmasıyla ilgili şunu da söyleyeyim. Hem araçlarda hem diğer bütün tabii tüketim malzemelerinde, maddelerinde borçlanarak almışız. Bu çok önemli. Halkın bankalara borcu 6.6 milyar liradan 1 trilyon 17 milyar liraya çıkmış. AK Parti iktidarı döneminde. Özel sektörün borcu 88 milyar liradan 5 trilyon liraya çıkmış. Yani biz aslında bankalara geleceğimizi ipotek ettirerek ve borçlanarak almışız. Refah seviyemiz arttığı için, gelirimiz arttığı için bunları almamışız. Bu da ayrıca söylenmesi bugün gereken bir konu. Türkiye'de insanların borcu mu? 1 trilyon kaç dolardınız? 6.6 milyar lirayken yani 85 milyonun bankalara olan tüketici kredisi, kredi kartı, bütün ev borçlar, kredi, tüm borçları 6.6 milyarda AK Parti iktidara geldiğinde bu senenin başında 1 trilyon 17 milyar liraya çıktı. Yani 170 misli arttı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı gayet güzel arabalar gidiyor, kamyonlar geliyor diyor ama yani bu insanlar bu borcu neden yaptı? Yani alım gücü olsa, refah seviyesi artsa, geliri yetse bir insan diyorum ben adrenalin yaşamak için mi bankaya borçlanacak? Hem de bu oranda yani 170 misli artacak şekilde. Bu vatandaşın bankaya borcu. Yani devletinki ayrı da özel sektör. Yani ticari işletmeler 88 milyardan 5 trilyon liraya çıkmış. 50 misli, 60 misli artmış. Yani boğazımıza kadar borca batmışız, bir şey almışız ama aslında bizim değil, bunlar bankanın. Ve bu borcun faizini de, bu borcun geri ödemesini de yapacağız. Bunu ödeyecek tabii parası da halkın yok.
borcu borçla kapatıyor, halk da aynen devlet gibi. Tabii diğer taraftan bu TOG'un yapılması elbette ki güzel bir şey. Yani 1-0'dan büyüktür. Bu konuda diyecek bir şey yok. Ama tabii çok geç, 20 senelik Cumhuriyet tarihinde kimseye nasip olmamış bir güçle iktidardasınız. Ve sanayi üretiminde, teknoloji üretiminde bu 20 senede çok daha büyük atılım yapılabilirdi. Milli Görüş 76-77'de 200'den fazla fabrikanın temelini attı. Yani Cumhuriyet tarihinin en büyük sanayi ve kalkınma hamlesini yaptı. Koalisyon ortağı olduğu halde 2 seneden kısa sürede. Siz 20 senede TOG'u yapıyorum diyorsunuz. TOG da tabii 1-0'dan büyüktür. Gene de bir başarıdır ama bataryası bir defa ithal. Çünkü dünyada 2 ya da 3 firma var elektrikli otomobillerin bataryasını üreten. Elektrik motoru ithal. Elektronik aksam ithal. Yani belki %30'u veya 40'ı yerli. Tasarım Pininfarina firmasına ait. O da dışarıdan. Yani tam %100 yerli milli bir otomobil denmesi tabii mümkün değil. Bunu ifade etmek gerekir. Bu kadar sürede... Sanayici meselesine girmişken biraz önce Abdül Latif Bey'e de sormuştum. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Bey'le İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan arasında bir stokçuluk tartışması yaşandı. Bilmiyorum takip edebildiniz mi onu. Merkez Bankası Başkanı sanayici ucuz kredi alıp stokçuluk yapıyor dedi. O da bunlar tehlikeli ithamlar. Kendisini enflasyona karşı korumak için stok tutan sanayici ithamatını alırsak Türk sanayisine karşı büyük haksızlık yapmış olursunuz dedi. Şimdi ihracatçılar Exim Bank kredisi kullanmadıkları, sanayiciler de normal kredi alamadıkları yönünde şikayetlerde bulunuyor. Bu Merkez Bankası'nın açıklamalarıyla, Bankası Başkanı'nın açıklamalarıyla ilgili siz ne dersiniz? Tabii orada diyor ki işte kredileri alıyorsunuz diyor. 55 milyar dolarlık döviz alıyorsunuz ondan sonra o krediyle evet. diyor evet. Merkez Bankası Başkanı. Ondan sonra da o kredi üzerinden diyor zengin oluyorsunuz. Dolar arttığı için o parayı elbette ham madde için ham madde alıyor. Alacak, makine teçhizat alacak, bunları vadeli alıyor, evet. Sözleşmesini yapıyor, 6 ay sonra ödeyecek. Bu sırada dövizin artışından dolayı çok büyük kayıp yaşar. Dolayısıyla aldığı zaman dövize dönmesi gayet normal. Sizin yanlış ekonomi politikalarınızdan dolayı, borç faiz ekonomisinden dolayı, üretimsizlikten dolayı, dış ticaret açığımızdan dolayı döviz kurları patlamış. Bir senede döviz kuru %70-80 bazen %100 artıyor. Böyle şartlarda da insanlar dövize dönmesin diyorsunuz. Sanayici dövize dönmeyip ne yapacak? Makine teçhizat alacak, ham madde alacak. Orada yani tabii Merkez Bankası Başkanı'nı haklı bulmak mümkün değil. Sanayicilerin söylediklerini haklı buluyoruz. Bu dediğim gibi iktidarın ekonomi politikasındaki sıkıntılar, dövizin patlaması. Döviz niye patlıyor? İşte biraz önce söyledim. 6 aylık dış ticaret açığınız 51 milyar dolar. Bir senede ne yapar? Yuvarlak olarak söyleyeyim 100 milyar dolar. Bir senede geri ödemeniz gereken dış borç miktarı, vadesi gelen dış borç miktarı ne kadar? 180 milyar dolar. Ne demek bu? Bir senede ülke olarak 280 milyar dolar yani neredeyse 300 milyar dolar döviz bulmanız lazım. Hem dış ticaret açığını finanse edeceksiniz hem vadesi gelen dış borcu ödeyeceksiniz. Bir senede 300 milyar dolar, ayda 25 milyar dolar dövize talep olan bir yerde döviz artmaz mı? Döviz tabii ki artar talebe bağlı olarak. Döviz bundan artıyor. Yani nasıl, siz nasıl bir çözüm bulurdunuz buna? Bu döviz talebi nasıl karşılanabilirdi? Dövizin artmasının bir diğer sebebi de tabii sermaye çıkışları. O sermaye çıkışlarında da hukukun üstünlüğüne olan güvensizliğin tabii belirsizlik ortamının etkisi var. Adalette çünkü adalette sıkıntı var. Yani diyor ki sabah kalkacağım beni terörist yapacaklar, bütün varlığıma el koyacaklar. Yani tek bir kişinin imzasıyla, yetkisiyle her şey birdenbire değişiyor. Ben sermayemi buraya getirsem habire sermaye çıkıyor. Dolayısıyla döviz kıtlığına yol açıyor ve döviz artıyor. Orada tabii aslında cevap sorunun içinde de gizli. Bir defa dış borcunuzu azaltacaksınız, dış borç almayacaksınız, tek bütçe yapacaksınız ki 12 ayda ödemeniz gereken dış borç yükümlülüğü azalsın ve ortadan kalksın. Yani dövize olan talebiniz azalsın. Üretiminizi arttırıp ihracatınızı arttıracaksınız ki dış ticaret fazlası vereceksiniz. Böyle olunca da dış ticaret açığı olup da o açığı finanse etmek için dövize olan talebiniz, ihtiyacınız kalmayacak. Yani denk bütçe yapmak, borç ve faiz ekonomisinden denk bütçeye ve milli kaynak paketleriyle kaynak üretimine geçmek. Aynı zamanda da üretim ve ihracat ekonomisine geçmek. Yani üretmek ve ihraç etmek, dış ticaret açığını azaltmak.
bu dış ticaret açığıyla ve bu 12 ayda ödenecek bu dış borç miktarıyla sizin dövizinizin düşmesi mümkün değil. Peki, göçmenler ya da sığınmacılar aslında politika olarak siz herhalde bu konuda AK Parti'den farklı bir şey düşünmüyorsunuz. Yani onların geri gönderilmesi ya da işte burada tutulmaları, korunmaları vesaire ilişkin. Ama işin bir de ekonomik boyutu var tabii. Yani bir kısım diyor ki Türkiye'deki sığınmacılar sanayiyi döndürüyor. Ucuz iş gücü bağlamında. Bir kısım da diyor ki hayır işsizliğe sebep oluyor vesaire. Hem ekonomi bağlamında sığınmacılar nasıl etkiliyor bütün bahsettiğiniz süreçleri? İkincisi hala işte ekonomiden sonra belki ikinci gündem bu mesele. Gönderilmeleri, ülkelerine gönderilmeleri konusunda aynı fikirde misiniz? Ve burada mesela hani Suriyeli sığınmacılarla Afgan veya Pakistanlı oradan gelenleri ayırıyor musunuz? Ayırmıyoruz. Tabii biz aslında AK Parti'den belki bir miktar farklı düşünüyoruz. Artık bir an evvel ülkelerine dönmelerinin her iki taraf için de en hayırlısı olduğunu söylüyoruz. Hı hı. Yani bir an evvel derken tabii... Bu konuda bugün, aslında Altın Masa'nın pek çok partisiyle uyuşuyorsunuz bir yandan da. Sığınmacılarla ilgili aslında evet yakın görüşlerimiz olabilir. Tabii bir an evvel gönderilmesi derken sabahtan akşama veya bugünden yarına otobüslere dolduralım gönderelim değil ama... Hı hı. Bir kere tabii iktidarın bir an evvel Suriye yönetimiyle, rejimiyle masaya oturması lazım. Ve oradaki şartların uygun hale getirilmesi için gereken adımların atılması lazım. Bu konuda İran da zaten hazır işbirliğine ve aracılığa yardımcı olmaya. Bunun artık başka çaresi yok. Yani Esad artık savaşı hemen hemen bitirdi. Toprakların %85'ini geri aldı. Seçim yaptı. %95 oyla yeniden seçildi. Şöyle denir. Türkiye Halep'e istese de varsayalım. Esad buna zaten yanaşan biri değil ki Türkiye'ye karşı tutulumu ortada deniyor. Yani doğrudan gelip burada silahlı mücadele yapmamış olanlara bir şey yapmayacağız. O mültecileri kabul ederiz. Onlar geri dönsünler diye açıklamaları var. Bu noktada tabii oradaki can güvenliğinde temin edilmesi, savaş olmayan bölgeler ki dediğim gibi %85'inde artık savaşta kalmadı. Bir an evvel hatta Halep'te Esad esnaf ziyareti yapıyor. Yani artık normalleşme hızlı bir şekilde devam ediyor. Esad'da savaşı da aslında Rusya'nın da etkisiyle, desteğiyle kazandı. Burada artık inatlaşmanın bir manası yok. Orada bu mültecilerin dönüşüyle ilgili bir plan yapılması, program yapılması ve dönmeleri hem sosyal açıdan hem ekonomik açıdan... Onu da özellikle vurgulamak istiyorum. Bir demografik bir risk var mı Türkiye'de? Çünkü tabii, mesela yani, bu meseleyle çok yoğun olarak ilgilenen hatta birinci gündemi yapan Zafer Partisi lideri Ümit Bey diyor ki ya Türkiye'yi işgal ediyorlar. Yani bir ciddi bir demografik sorun yaşayacağız. Bunun farkında değil iktidar diyor. Öyle mi? Yani belli bölgelerde, Kilis gibi, Hatay gibi yerlerde neredeyse çoğunluk Suriyelilerin eline geçmiş durumda oluyor. Bir defa tabii bunlar baştan da dengeli bir şekilde dağıtılması gerekirdi. Avrupa'da mülteciler için bunu yapıyorlar. Bu yapılmadı, gözetilmedi. Ama bu saatten sonra dediğim gibi biz yapacağımız her şeyi yaptık. Maddi manevi sahip çıktık, ev sahipliği yaptık. Ama bir an evvel dönmeleri kendileri için de bizim için de hayırlısıdır. Bunun için de dediğim gibi gerekirse Esad rejimiyle de görüşülmesi lazım. Hı hı. Oradaki şartların uygun hale getirilmesi. Biraz geç kalındığını düşünüyor musunuz bu geri dönme? Çünkü insanlar buraya yerleştiler, işe girdiler, iş kurdular vesaire, hayat kurdular. Çocukları okula gitti, Türkçe öğrendi. Kimi, yani onunla yani ilgili... Işte, hep... 1 milyona yakın, 700-800 bin zannediyorum çocuk doğdu. Hep şunu söylüyorum, yani bülbülü altın kafese koymuşsunuz, yine de vatanım demiş. Aslında yine de çok geç değil. Çok önemli bir kısmının orada şartların düzelmesi halinde ülkesine dönmek isteyeceğini düşünüyorum. Orada doğup büyüdükleri topraklar, arazileri var, evleri var, mezarları var, kabirleri var, anıları var. Hiç kimse dilini bilmediği, kültürüne ne kadar uzun yıllar birlikte Osmanlı tebaası olarak yaşamış olsak da kültürüne bir miktar yabancı olduğu bir yabancı ülkede şartları da aşağı yukarı ortada. Bu şartlarda kalmayı istemez. Dönmek isterler ama bunların içinde tabii mesela buraya sermaye getirmiş bir şekilde iş kurmuş, istihdam sağlamış, entegre olmak istiyor, burada kalmak istiyor. Bunların da az bir kısmı olacağını düşünüyorum. Bunların da zorla gönderilmesi tabii gerekli değil. Ama entegrasyonu sağlamak lazım. Türkçenin öğretilmesi mesela Almanya, yani Avrupa bunu yapıyor. Bahsedilen riske katılır mısınız siz de? Yani böyle bir demografik bir
çatışma doğuracak kadar artık bir risk olduğunu söyleyenler var. Yani bunu söyleyenler de biraz çatışmaya ulaşacak diye ben endişe ediyorum. Biraz kışkırtıcı bir üslup. Yani hem Türk vatandaşlarımızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, başka kendi şey halkımızı diyeceğim. Suriyelilere karşı, hem Suriyeliler gitsin diyenlerle kalsın diyenleri birbiriyle karşı karşıya, hem de mültecileri bizim vatandaşımıza karşı kışkırtacak bir üslup olarak görüyorum. Yani işte bir Afganistan market adını koymuş. E tamam, Köln'de de Berlin'de de İstanbul dönercisi var. Amsterdam'da da işte Konya etli ekmek salonu var. Yani gidiyorsunuz, onu teşhir ediyorsunuz, kimliğini soruyorsunuz, çalışma iznini göster diyorsunuz. Bunları tabii aşırı buluyorum, kışkırtıcı buluyorum. Ama tabii nihayetinde de dediğim gibi 10 seneden beri, 2011'den bu yana Türkiye yapacağını maddi ve manevi olarak yaptı. Milyarlarca dolarlık masraf yapıldı. Savaşın en kızgın anında ev sahipliği yapıldı, kucak açıldı. Bundan sonra bir an evvel dönmelerini temin etmek, bizim ekonomimiz açısından da, sosyal durumumuz açısından da, mülteciler açısından da en uygun olacaktır diye düşünüyorum. Peki, bir göçün bir de başka türü var. Türkiye'den bir beyin göçü, gençlerin yurt dışına gitmesi gibi bir sorun söz konusu. Hatta bazı rakamlar var önümde. Yurt dışına gitmeye sıcak bakanların oranı Mart 2010'da %24 iken Kasım 2020'de %35'e yükselmiş. Gençlerde bu oran %28'den %48'e çıkmış. Tabii bu bir araştırma ve gidenlerde hani akademisyen, doktor vesaire isimler. Tersi düşünüldüğünde bu da bir risk mi acaba? Ve hani sizin bunlara dönük politikalarınız ne olacak? Yani elbette, bu isimleri Türkiye'de tutmak. Çünkü bu da gerçekten yakıcı bir soru. Elbette. Hatta Kürşat'ın dediğine ben de ilave yapayım. Çünkü bu uzun yıllardır ki dile getirilen bir konu. Hep denir ya, yani bu bir komplo teorisi mi? Sizin bakışınız nedir? Yani Türkiye'nin de bu yönde değiştirilmesi. Bu göçün zaten savaşlar, iklim, ekonomik refah vesaire nedeniyle Türkiye'ye doğru olacağı yıllar öncesinden düşünülüyordu, planlanıyordu. Türkiye'den insanların batıya gitmesi, doğu demeyelim ama işte az gelişmiş ülkelerden ya da savaşlardan kaçan insanların Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye'nin işte demografik yapısını bu şekilde özellikle değiştirilmesi yönünde. Onunla ilgili şunu daha önce belirtmiştik. Yani Suriyeli mültecilerin dönmesini gerekli görmemize sebep olan bir gerekçe, oranın Kuzey Suriye'nin, Suriye'nin kuzeyinin boşaltılması ve orada işte PYD, YPG öncülüğünde bir terör devletinin kurulması, Amerika'nın da İsrail'in de en önemli planlarından. Oradaki Arap Sünni nüfusun Türkiye'ye gönderilip orada alanın boşaltılması ve oradaki kendi icraatlarının daha rahat bir şekilde yapılması. Dolayısıyla dönmeleri bu bakımdan da önemli. Bu planın bozulması ve oradaki nüfusun gene kendi yerine dönmesi, orada boş bir alan bırakılmaması açısından da önemli. Hı hı. Buna inanıyoruz ve bunu dile getiriyoruz. Yani bu dış güçlerin, Amerika'nın, İsrail'in planlarından bir tanesi. Orayı boşaltmak, PYD, YPG, PKK öncülüğünde bir terör devleti kurmak ki, yani ağır silahlarla donattılar, 150 bin kişilik bir ordu, bir devlet ordusu gibi ordu kurdular. Tamamen devletleşme yolunda işi götürüyorlar. Bu oyunun, planın bozulması bakımından da Türkiye'deki Arap nüfusun, Suriyeli mültecilerin kendi topraklarına dönmeleri önemli. Peki biz nitelikli, tabii, yetişmiş insanlarımızı, her insan kıymetli, her insan elbette eşit vatandaş ama bu yetişmiş, bu ülkeye büyük hizmeti dokunan insanlarımızı kaybediyor muyuz bu beyin mesela göçüyle? Son yıllarda daha çok ilgili, kaybettiğimizi elbette, düşünüyor musunuz? Elbette düşünüyorum. Tabii bir defa gençlerimizin gitmek istemesinin en önemli sebepleri belli zaten. Birkaç maddede özetleyecek olursak, bir kere Türkiye'de kalırsam diyor, kaliteli bir eğitim alamayacağım. Yani her ile bir üniversite diye tutturup ondan sonra da o üniversitelerin tabii niteliksel olarak durumları ortada. Kaliteli eğitim alamayacağım. Arkasından diyelim bir diploma aldım, mezun oldum. İş imkanı, istihdam imkanı yok. İşte 1,5 milyonu geçmiş üniversite diplomalı işsizler diye söyledim en başında. Diyelim bütün bu aşamaları geçtim, istihdam imkanı da buldum, işe de girdim. Alacağım ücret Avrupa'da, gelişmiş ülkelerde insanların, aynı işi yapanın aldığı ücretin onda biri olacak. Mesela geçim doktorların iyileştirme taleplerine nasıl bakıyorsunuz? Doktor elbette gidişi ki çok oldu son dönemde. Ve sağlık sistemi için çok çok kıymetliler, çok değerliler. Onların da serzenişleri var. Mesela siz diyor musunuz, biz iktidar olsaydık şöyle olurdu? Bu konuda mesela bir vaadiniz var mı?
İngiltere pandemi sonrası İngiltere hükümeti, devleti diyor ki dünyanın ilk 50 üniversitesinden mezun olan kim olursa vatandaşlık vereceğim diyor. Basından da internette de bu görülebilir. Evet. Yani onlar aman bunları alalım yani dünyanın en iyi 50 üniversitesinden mezun olmuş ve orayı birincilikle, ikincilikle, üçüncülükle bitiren değil. Mezun olmuş kim olursa olsun gelsinler yeter ki diyor. Böyle bir düşünce içerisinde. İsrail dünyada ve Amerika bu süper zekalıları, üstün zekalıları toplama konusunda öncü ülkeler. Türkiye'den de götürüyorlar, transfer ediyorlar. Onlar böyle bir düşüncenin içerisinde. Biz Türkiye'nin tıp alanındaki seviyesi, rahmetli Erbakan Hoca'nın çok sık söylediği bir sözdü bu. Her zaman genel seviyesinin hep önünde olmuştur derdi. Yani doktorlarımız ve tıp alanındaki seviyemiz, ekonomimizin, işte sanayimizin, teknolojimizin daha önünde, ilerisinde olduğunu gerçekten de öyle. Ya bugün serzenişte bulunan insanlar bilseler ki gelişmiş ülkelerdeki sağlık sisteminin işleyişini ya da doktorların yaklaşımını bizim çok fedakar ve çok çok nitelikli sağlık sektörü çalışanlarımız, doktorlarımız. Ve gitsinler, biz yeni mezunlarla idare ederiz, onlarla devam ederiz. Peki 40 senelik, 30 senelik, 50 senelik tecrübe ne olacak? Bu insanları kaybetmek bu kadar kolay mı? Yani bu sözleri gerçekten yadırgıyoruz. Diğer tabii gitmek istemelerinin sebebi de gençlerimizin bu adaletsizlik. Adalet yani, meselesi. Tabii, biraz önce de onu konuştuk. Yani, gidenlere yönelik bir araştırma var. Hani ne olursa Türkiye'ye dönersiniz de. Hani basit şey para filan değil. Yani bir adil... O da çok önemli bir boyut. Yani ben diyor ne kadar yeterliliğim de olsa, liyakatim olmazsa hiçbir yere gelemeyeceğim. Öyleyse bu insanlar yani %65'ti 18-30 yaş arası gençlerden yurt dışında yaşamak isteyenlerin oranı. Evet, evet. Geçen bir araştırma söylediler, %76 dediler. Yani çok korkunç bir tablo korkunç bu. Bir tablo. Aslında gençliği de kaybediyoruz. Ne yapılması lazım? Bir kere kaliteli eğitimin tesis edilmesi lazım. O eğitimin gerçekten meslek edindiren bir eğitim olması lazım. O mesleğini icra edebileceği istihdam imkanının sağlanması lazım. O istihdamla işe girdiği zaman alacağı gelirin gelişmiş ülkeler seviyesinde olması lazım. Mutlaka ehliyet ve liyakatin ön plana çıkarılıp bu akrabalık, yandaşlık, hemşeriliğin ortadan kaldırılması lazım. Biz bununla ilgili mesela mülakat sistemini ortadan kaldıracağımızı ifade ettik. Kamyon personeli alırken mülakat sınavı diye bir şey olmayacak. KPSS sonucu. Sonrasında da kadro açan kurumlar kendi kurum çalışmasıyla ilgili teknik bir sınav yapacaklar. Çünkü onlar tabii özelleşiyor kurumuna göre. KPSS'den belli bir taban puanı aldıktan sonra o kurumun gene yazılı olan teknik sınavına girecek. O sınavda da yüksek alanlar sıralanacaklar, girecekler. Dolayısıyla mülakatta ben insanları istediğim gibi elerim dönemini sona erdireceğiz. Yoksa gençlerimizi kaybediyoruz, yetişmiş insan gücümüzü kaybediyoruz. Bu olmadan da zaten teknoloji de olmaz, sanayi de olmaz. Evet. Biraz önce söylediğimiz kaynak paketlerini de uygulayamazsınız, ihracatı da yapamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız. Peki bu aslında yurt dışına gidiş isteği arzusunun sebeplerinden bir tanesinin de Türkiye'de yaşam tarzına müdahale olduğu konuşuluyor, söyleniyor. Gerçekten de bu sebeple giden insanlar mutlaka vardır. Türkiye'de laik, seküler, tırnak içerisinde modern yaşam tarzını yaşayan, isteyen, savunan insanlar risk altında mı? Tabii böyle bir müdahalenin olması bizim milli görüşümüz açısından. Mesela hani örnek olarak açısından... işte bu konserlerin iptali ya da işte bu içkiye verginin sürekli artırılması vesaire. Bunlar hep örnek olarak verilen şeyler bu bağlamda. Bizim milli görüş zihniyetimiz açısından böyle bir yasak uygun değil. İnancımız açısından uygun değil. Hı. Neden? Mesela bir insanı alsanız, bir dağdaki eve kapatsanız, o dağdaki evde ömrü boyunca kilitli tutsanız, sonra da bu hiç günah işlemedi deseniz bunun bir mantığı olmaz. Yani Cenab-ı Allah insanları özgür yaratmış, iradesini vermiş, günah işleme seçeneğini de vermiş. O insanın serbest bırakılıp baskı yapılmadan, müdahale edilmeden ne yapacağına göre değerlendiriyor. Dolayısıyla bu doğrultuda hareket edilmesi lazım. Yani başörtmeye ben zorladığım zaman insanları, bu aslında bizim inancımıza da uygun değil. Hiçbir günah işleyemezsin. Özel hayatına da, evine de, yatak odana kadar da girerim, bunu önlerim dediğiniz zaman bu bizim milli görüş inancımıza uygun değil. Yani insanlar günah işlemede özgür olmaları lazım. Hı hı.
Şu anda kendi iradesiyle var o günah sizce, ya da sizce... işlemeyeceğine karar vermesi lazım ki onun sonucuna göre imtihanın bir manası olsun. Yani ben irademle günah işlemedim, öyle olunca da bir mükafat alacağım. Ama beni odaya kapattılar dağın başında, günah işlemedim, bunun bir manası yok. Dolayısıyla bizim herhangi bir şekilde inanç özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne, efendim yaşam tarzına müdahale gibi herhangi bir ajandamız hiçbir zaman LGBT olmadı. LGBT üzerinden bir değerlendirmeniz oldu. Cumhuriyet Halk Partisi eleştiri getirirken, yani toplumun bir kesimi de bu benim yaratılışım ya da aslında ve mesela ben eşit İstanbul vatandaşım. Sözleşmesi de aslında bu kapsamda alınabilir. İstanbul Sözleşmesi de orada o bu nedenle şiddet görmenin bir hukuki gerekçe olarak bir savunma gerekçesi olarak gösterilememesi üzerinden LGBT'ye ile ilgili söylediğimiz şu: bir insan özel hayatında veya kendi evinde, kendi mülkünde, kendi odasında her türlü günah işleme özgürlüğüne sahip, biraz önce de söylediğimiz gibi. Ama bunun tabii propagandasının yapılması, özendirilmesi, bununla ilgili derneklerin kurulması, yani bu bizim inancımıza göre, bizim zihniyetimize göre ve tabii aslında Rusya bile, Sırbistan bile aynı fikirde. Eşcinselliği 100 yıl yasakladım diyor. Hiçbir yerde kabul etmiyorum diyor. Bir ahlaksızlık ve sapkınlık. Bunun derneğinin olması uygun bir şey değil. Özellikle bununla ilgili altını çizerek ifade etmek isterim. Yani mesela bununla ilgili örnek verdiğim şu olmuştur. Çok affedersiniz, eşini aldatanlar derneği diye bir dernek olur mu? Olmaz. Çünkü bir ahlaksızlık bu. Öyle olunca tabii LGBT derneğinin olması da, bu da bir ahlaksızlık ve sapkınlıktır, uygun değil diye ve geldiğimiz zaman iktidara bunlara kapatacağımızı da söyledik. Ama tabii bu da bir müdahale değil mi? Çünkü kimine göre de bu onun yaşam biçimi ve doğası ele alanlar ve var. Bir eşit vatandaş olarak hakkı. Şöyle mesela Kıbrıs'ta biz bir program için gittiğimizde orada daha önce Soros Vakfı'nın öncülüğünde, onun oradaki aracı derneklerinin uygulamasıyla bir uygulama yapmışlar. İşte anne ben lezbiyenim diyor. Billboardlara bunları asmışlar. Bir iki nokta üst üste koymuş. Ayşe annesine diyor ki ben lezbiyenim diyor. Orada bir LGBT etkinliği yapılacak. Ve oradaki arkadaşlarımız şahit olduğu olayı anlattılar. 8 yaşında, 7 yaşında bir çocuk. Hiç haberi yok böyle bir şeyden. Lezbiyenlik nedir diyor. Şimdi 7 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında benim çocuğumun aklına böyle bir şey sokmaya, bunun propagandasının yapılmasına, bunu benim televizyonlarda görmeme kimsenin hakkı yok. Dolayısıyla söylediğimiz bu. Bunun normalleştirilmesi, hatta İstanbul Sözleşmesi'nin bir sonraki adımı eşcinsel evliliklerin önünün açılması. Çünkü mesela karı koca birlikteliğinden söz etmiyor, partnerlerden bahsediyor. Yani partner demek sadece kadın ve erkek birlikteliği değil, erkek erkeğe veya kadın kadına birlikteliği de içeriyor. Partnerler arasında şiddet diyor, partnerlerin birlikteliği diyor, maddelerinde bunlar var. Aile içi dememiş, ev içi şiddet demiş mesela. Bu da çok önemli bir ayrıntı. Şimdi bunun arkasından benim çocuğumun bir eşcinsel evliliği görmesi, bundan etkilenmesi, bunların tabii olmaması gerekir. Ama kendisi özel hayatında gizli öyle olarak. Öyle bir sözleşmenin böyle bir şey yol açacağını gerçekten düşünüyorum. Nasıl olur yani? Biz zaten bir o gün bu, sözleşme çekildiğinde... Ya bu tamamen şiddete, kadınlara yönelik şiddete savunanların yani büyük çoğunluğu zaten... Ayrıca ülkemizde bir cinsel kimliği üzerinden öldürülen insanlar olmadı mı? Yani burada diyor ki bu daha birinden diğerine herhangi bir nedenle şiddet. Evli olsa da olmasa da takiple olabilir, cinsel kimliği üzerinden size... olabilir. Buna izin vermeyen ki döneminde de AK Partili kadın vekillerin çalışmalarıyla tabii hayata geçirilmişler. Neden toplumsal cinsiyet diyorlar? Toplumsal, çok kolay. Toplumsal cinsiyet ne demek? Onu biliyor musunuz siz? Yani cinsiyet var, bir de toplumsal cinsiyet var. Cinsiyetle toplumsal cinsiyetin farkı ne? Aslında bu programı siz bizim konuğumuzsunuz. İstanbul Sözleşmesi tartışmasını çevirmeye gerek yok ama ben açıkçası İstanbul Sözleşmesi'nin çok da faydalı bir sözleşme olduğunu düşünüyorum. Toplumsal cinsiyet herhangi bir toplumun kadınlar ve erkekler için uygun olduğunu düşündüğü sosyal anlamda oluşturulmuş roller, davranışlar, faaliyetler ve özellikler. Yani toplum senin doğduğunda Allah'ın vermiş olduğu cinsiyetin doğrultusunda sana bir rol biçmiş, davranış biçmiş. Türkiye'de kadınlara biçilen bir biçmiş. Rol var ama Fatih ama, Bey, kadınlara biçilen ama ve şimdi biçilen şöyle, bir kıl bunun üzerinden dayatılan elbette, şeyler. Ya bir de hakikaten şiddet diye bir gerçek var. Toplumsal cinsiyet
faaliyetler yani töre vesaire gibi gerekçelerle yani, kadınların tamam, uğradığı bir şiddet de var. Bunun içine var. Bunu da koyabiliriz. Kadının kadın gibi davranması, erkeğin erkek gibi davranması, kadının kadın gibi giyinmesi, erkeğin erkek gibi giyinmesi. Çünkü roller, davranışlar, faaliyetler, özellikler İstanbul Sözleşmesi madde 3C. Toplum bunu oluşturmuş diyor. Ve arkasından da madde 12'de diyor ki kadınların ve erkeklerin toplumsal olarak klişeleşmiş rollerine dayalı ön yargıların, geleneklerin ve diğer bütün uygulamaların kökünün kazınması amacıyla kültürel davranış kalıplarının değiştirilmesine yardımcı olacak tedbirleri taraflar alacaktır. Taraflar da Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunlardan bir tanesi. Yani toplumun Türkiye'de bizim inancımız, adetimiz, kültürümüz gereği erkek olarak doğmuş bir insana erkek gibi davranması, erkek gibi giyinmesi. Ama bu kadın, sözleşmeyi imzalayan zaten AK Parti'nin kendisi zaten çıkar. Bu da tarif edilen şey tabii. Daha çok ne yazık ki. Yani onların böyle bir dayatılan, böyle bir işte namus için öldürdüğü duyarlılığının olmaması gece, mümkün mü? Bunun manası yeni LGBT'ler oluşturma. Tövbe ettiler. Mehmet Metiner ya ben okumadan imzalamışım. Allah beni affetsin. Ben bunu bilmiyordum dedi. Bir de bunu biz sadece söylemiyoruz. Ermenistan, Sırbistan, Macaristan, Rusya. Yani biz LGBT anlıyoruz buradan hata ediyoruz. Koskoca Rusya devleti. Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan Anayasa Mahkemesi. Bununla yüz binlerce insanın yürüdüğü gösteriler düzenlendi. Bu aile yapımıza tehdittir. Erkek erkeğe ve kadın kadına evliliklerin önünü açmaktır. Böyle bir şeye müsaade etmez diye ki bunlar Hristiyan ülkeler. Peki. Yani diyelim yeniden Refah Partisi bunu yanlış yorumluyor, yanlış anlıyor. Bunlar da mı yanlış anladı? Kaldı ki okuduğum madde çok açık. Yani kadınların ve erkeklerin rollerine dayalı ön yargıların, geleneklerin, diğer uygulamaların kökünün kazınması için... Kadınların ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarının değiştirilmesine yardımcı olacak tedbirleri alacaklardır. Yani buradan kadının erkek gibi, erkeğin de kadın gibi roller, davranışlar ve faaliyetlerde bulunmasının önünün açılması demektir. Peki, bu sizin görüşünüz tabii ki. Şimdi yavaş yavaş bitireceğiz. Birkaç sorumuz, konumuz daha var. Oraya da geçelim. Ben şunu merak ediyorum. Biraz önce gençlerden bahsettik. Şimdi seçimlerde 6 küsür milyon genç oy kullanacak, yeni oy kullanacak. Kişi var, genç var. Siz mesela sizin seçmen kitleniz arasında bunlar ciddi bir yer tutuyor mu? Gençlerden size bir teveccüh var mı? Yani şimdi bu hani Z kuşağı falan demeyelim diyoruz ama bu gençlerin tabii internetle, sosyal medya ile ilişkileri çok iyi. Sizin ekibinizin de çok iyi. Burada örtüşüyor musunuz? Ne dersiniz? Tabi biraz önce sizin görüşünüz dediniz. Sadece yeniden Refah Partisi'nin görüşü olmadığını tabii, yok, bir kere yani. Daha tabii, altını çiziyorum. Görüşü, tabii. Tabii ve doğru. Dünyada da çok sayıda ülkenin de görüşü. Ve dediğim gibi bu konuda sorularımın cevabını da alamadım ama konu tabi İstanbul Sözleşmesi programı evet. Değil. Evet. Yani partnerler arası şiddet niye deniyor, toplumsal cinsiyet niye deniyor da, yani niye gender ifadesi kavramı kullanılıyor da, seks kavramı kullanılmıyor. Yani doğuştan gelen cinsiyetten. Toplumsal cinsiyeti ayrıştırmak konusu. Bunlar çok önemli konular ama dediğiniz gibi programın konusu bunlar değil. Gençlerden çok ciddi tabii talep var. Bizim büyük kongremizi 17 Kasım'da Ankara'da yaptık 2019 yılında. Ve oraya 50 bine yakın insan geldi. Orada zaten salonun içerisinde bunu görmeniz mümkündü. O 50 bine yakın insanın neredeyse %70'i gençlerden oluşuyordu. Hı hı. Ve üyelerimizin de aslında İstanbul'da biz arkadaşlarımız bakmışlardı. İstanbul'daki üyelerimizin %60 oranında gençlerden yani 35 yaş altı yanlış hatırlamıyorsam. Bir sınıflandırma yapabiliyor musunuz? Sizin kendi seçmeniniz içinde mesela ne kadarı genç seçmen, ne kadarı... İşte mesela İstanbul'daki üyelerimizin yarıdan fazlası 35 yaş altındaydı. Türkiye genelinde de doğrudan bir araştırma yapmadık ama gözlemlediğimiz, gördüğümüz bu yönde. Tabii gençlerin bu teveccühü bizim burada gelecek var diye bir sloganımız vardı. Onun da ne kadar aslında yerinde olduğunu gösteriyor. Yani çünkü gençlik gelecek demek. Siyasete ilgili gençler diyorsunuz. Mesela o katılım oranı... yüksek olacak mı gençler cephesinde sizce seçimde oy verme oranları? Yani siyasete ilgili olduklarını görüyorum. Aslında Z kuşağının da söylendiği kadar siyasetten uzak olduğunu düşünmüyorum. Katılacaklar ama tabii iktidar kanadının gençlerle ilgili çok büyük problemi var.
onların seçmeni daha ziyade bizim Anadolu'da rastladığımız, illerde rastladığımız da o şekilde. 50 yaş üstü ve daha ziyade internetle, sosyal medyayla da çok fazla etkileşimi olmayan, daha alt seviyede eğitime sahip olan kesim hemen kendilerini de belli ediyorlar. Cumhur İttifakı ve AK Parti taraftarı olduklarını da ortaya koyuyorlar. Ama Z kuşağı da olsun, gençler de olsun, yani 30 yaş altı, 40 yaş altı, hatta 50 yaşa kadar gerçekten de iktidardan, Cumhur İttifakı'ndan ciddi şikayetleri var. Ve biraz önce söylediğimiz temel konular, ekonomi ve adalet, işte işsizlik, bu adam kayırma, torpil, bunları ifade ediyorlar. Ve bunların da tabii üye sayımızın artışından da ilk başta ortaya koyduğum gibi iki aydan beri üst üste Türkiye'de üyesini en fazla arttıran siyasi parti olduk. Bu gençlerin, yani iktidardan, Cumhur İttifakı'ndan şikayetçi olan gençlerin çok hızlı bir şekilde Yeniden Refah Partisi'ne geldiğini de görüyoruz. Türkiye'deki seçmen kitlesi eskiden hani sağ sol diye ayırırdık, artık öyle bir ayrım pek kalmadı. Kaça bölünüyor sizce? Mesela Bekir Ağırdır diyor ki muhafazakarlar, sekülerler ve Kürtler var. Seçmen, hani ana grup olarak. Son iki, bir buçuk dakika kısaca. Ne diyelim yani, kasa başındakiler, masa başındakiler, bir de seçmen kitlesini diyorum. Seçmen kitlesini diyor. Ha, seçmen kitlesini. Onlar öyle demeyin şimdi. Evet. Onlar masa başındakilere oy vermeyi düşünenler var. Bir de kasa başındakilere. Kasa başındakilere oy vermeyi düşünenler var. Siz kendinize böyle bir şey buldunuz mu siz? Evet, bize oy vermeyi düşünenler var. Bize oy vermeyi düşünenler de her geçen gün artıyor. Hep söylediğim gibi büyük kongremizde ciddi bir sürpriz yaptık. Kurulduktan 11 ay sonra böyle bir büyük kongreyi yapacağımızı kimse düşünmüyordu. İnşallah daha büyük bir sürprizi önümüzdeki sene yapılacak seçimlerde yapacağımızı düşünüyorum. Hem üyelerimizin artışı, hem üye sayımız, hem Anadolu'da seçmenden, halktan aldığımız teveccüh, ilgi, alaka bunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Güçlü bir siyasi aktör olarak, baraj problemi olmayan bir siyasi parti olarak seçimlere gireceğimizi açıkça ifade edebiliriz. İnşallah milletimiz teveccüh gösterip sandık başında da bu sevgiyi, bu teveccühü oya da dönüştürüp bize yetki verirse, milli görüş tarihinde olduğu gibi milletimize faydalı hizmetler yapmak nasip olur. Milletimize... Bir cümleyle, seçimler Haziran'da mı yapılacak sizce, yoksa daha önce mi yapılacak? Yani aslında Kasım'da bir baskın seçim olma ihtimali az da olsa olabilir. Evet, çünkü bu erime oylarında iktidarın devam ettikçe, ya Haziran'ı beklersek bu %20'nin de altına düşer. En azından %30 bandındayken bu seçimi yapalım deme ihtimalleri. Bir de tabii hükümetin, iktidarın ekonomik sıkışmışlığı dolayısıyla da kışı geçiremeyip, döviz bulamayıp, tabiri caizse iflas edip bir an önce seçime götürmek zorunda kalabilirler. Ama yine de büyük ihtimalle artık Haziran'da olabilir diye de düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimize de tabii selamlarımızı, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Size de, ekip arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan'ı ağırladık. Ve noktalıyoruz artık bu gece olaylar ve görüşleri. İyi geceler. İyi geceler.